check, check. Kayadağını Dans Show. Sen kiminle dans ediyorsun filmi için? Danslardan danslara koşan Binnur Kaya'nın dans sahnelerinin kamera arkasına bayılacaksınız. Az sonra. Çek çek. Günaydınlar. Hafta sonu keyfiniz, eğlenceniz, pazar sürprizine, Show TV ekranlarına hoş geldiniz. Siz çaylarınızı, kahvelerinizi hazırlayın. Biz de kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sakın bizden ayrılmayın. Alişan'ın Yüz Adası macerası. Yavaş çekelim, ne olur yavaş çekelim. Şerol abi sana... Bir dönem erkekliğin el kitabını yazan adam nasıl yüz adası yaptırdı? Yaptırmayın böyle bir şey. Yaptırmayın. Oh! Az sonra. Çek çek. Tekrar merhabalar. Programımıza haftanın çarpıcı olaylarından derlediğimiz renkli haber turuyla başlıyoruz. Magazin dünyası hareketli bir haftayı geride bıraktı. İşte son haftadan yansıyan haberler. Oyuncu Engin Altan Düzyatan'la bir tanıtımdayız. Şu sıralar sanırız gribal enfeksiyon geçiriyormuş. Aynı sıkıntı devam ediyor. Bir de sıkıntılar da yaşadık sette. O yüzden hani pek toparlanamadık. Ama... bir süreçti, keyifli bir süreçti. Yani biraz antibiyotiklerle ve serumlarla çıktım ama reklam çekimine. Yine de iyi hazırlanılmıştı ve çok keyifli geçti süreç benim için. Bu arada fotoğraf çekme tutkusuyla ilgili bir soru geliyor yakışıklı oyuncuya. Afrika'dan sonra kutuplara gitmeyi kafasına koymuş. Ben Afrika'da Ruanda'ya da gidip fotoğraf çektim. O fotoğraflarım hala duruyor. Başka yerlere de gidip fotoğraf çektim. Onlar da duruyorlar. Bu bir şey dediğiniz gibi bir tutku. Bunu yapmaya devam ediyor olacağım. Şimdi başka yerler var önümde. Kuzey Kutbu var aklımda. Birkaç tane daha yer var. Bakalım gidip fotoğraf çekmeye devam edeceğim bu şekilde. Keyif alıyorum o işten çok. Türk tiyatrosunun klasiklerinden Artiz Mektebi yıllar sonra yeniden perde açtı. Ay dur dur yırtılacak dur. Müjdat Gezen'in sahnelediği oyunda Günay Karacaoğlu, İlker Ayrık ve Betül Demir de oynuyor. Bak mezun olmamızda hiçbir şey kalmadı Ali. Babama ne diyeceğimi bilemiyorum artık, biliyorsun adamı. Ya öyle deme kızım, yani mezun olmadan seni Kamuran Bey'le evlendirecektim ya. Nereden çıktı o yahu? Babam şimdi okulun damına da aktardı. Hay okulun damına. Ceket dolaştan çıkarsın topukları çek. Anlamıyorum öğretmenim. Ay Allah'ım yarabbim. Betül Demir ayrıca şarkılarıyla da oyuna renk katıyor. Kaderi. Erdem, Kulislerden Şarkılar projesiyle İstanbul'da sahneye çıktı. Türkiye'nin dört bir yanında 3 milyondan fazla çocuğu tiyatroyla buluşturan, birçok sanatçının ilk sahne deneyimini kazandığı özel bir çocuk tiyatrosunun 30. yılı ünlü isimlerin desteğiyle kutlandı. İlk adımı attığımızda profesyonel hayata çocuklarla tanıştık. Bunun çok büyük artıları var hepimiz için. Sanat iyileştirir, güzelleştirir ve geliştirir.
Çocuk tiyatrosundan başlarsa bu. Çocuk öyle başlarsa doğru ve iyi bir birey olur elbette ki. Ünlü bir teknoloji firmasının lansmanı Beşiktaşlı Babel ve ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Demet Şener'le birlikteyiz. Sağlıklı beslenme ve yaşam üzerine bir tanıtımda. İçinde sağlıklı yaşam varsa o ev güzeldir. O yüzden biz de bu mantıkla burada misafirlerimize sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, nasıl daha uzun yaşarız, nasıl daha kaliteli yaşarızı anlatmak istedik. O yüzden uzmanımız Selahattin Dönmez'le beraber. Biz de duymak isteriz sağlıklı yaşam ve beslenme üzerine tiyoları. Eskiden sadece beslenmenin dış görüntüye etki ettiğini, sadece daha fiziksel olarak daha iyi olayım, işte yağlanmayayım, yağlarımdan kurtulayım olarak bakıyordum. Ama Selahattin'le çalışmaya başladığımdan beri aslında besinlerin sağlığımıza ne kadar etki ettiğini, daha enerjik, daha güzel, cilt olsun, kaliteli yaşam olsun, her şeye etki ettiğini gördüm. Yani sabah bile daha dinç uyanıyor güzel beslenen kişiler. Meral Kalavdemir'in işletmeciliğini üstlendiği Çukurcuma'daki Faik Paşa Kafede tango ve müzayede günleri başladı. Kalav kafede yapılan müzayede de birbirinden değerli tablolara, el yapımı hediyelik eşyalara yer verdi. Kardeşim Benim 2 filminin kamera arkasında filmin iki yakışıklısı Murat Boz ve Burak Özçivit futbol oynayarak stres attı. Güzel oldu. Bravo! Gol! Sette Murat Boz darbuka çalarak bu eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Haberi ünlülerde Emel Sayın sürprizi. Dev isim program öncesi kuliste neler yaşadı? Size kahvaltılık burmara yapacağım. Çok güzel olmuş. Elime sağlık. İsmin ne dedi? Söyleyiverdi. Kutu Bebek, Ebrar ve Emel Sayın yan yana geldi. Benzerlik şaşırttı. Emel Sayın ve çocukların keyif dolu anları. Emel Hanım'ı klonlattık. Mavi Boncuk, Çocuktan Al Haberi ünlülerde. Emel Sayın, Pink Nisan. Çıkmış, bak Sebra'ya, Bizonya. Ben de bundan korkuyorum işte. Az sonra. Serenay Sarıkaya sevgilisi Kerem Bürsin'e nasıl gönderme yaptı? Demet Özdemir futbolcu sevgilisi Oğuzhan Özyakup'la ilgili hangi soruya kızdı? Ve şimdi de sırada Renkli İstanbul geceleri var. Demet Özdemir, Oğuzhanlı soruları neden duymak bile istemiyor. Böyle şeyleri konuşmaya gerek bile yok bence. Çok teşekkürler. Serenay Sarıkaya'dan Kerem Bürsin'e senaryo göndermesi. Senaryoya bağlı, hikayeye bağlı.
Ajda Pekkan İngiltere'de manşet olmasına ne dedi? Ya onlarla hiç iddiamız yok biliyorsunuz da ne bileyim güzel bir şey böyle iltifat almak bazen. İstanbul gecelerinde neler oluyor? İşte gecelerden ünlü manzaraları. Arzu Tramvayı tiyatro oyununun premierindeyiz. Demet Özdemir oyunu izlemeye gelenler arasında. Çok iyi bir kadro, aynen öyle ve çok da güzel bir oyun. Karşısında bulurum umarım. Zaten çok iyi şeyler bekliyorum. Çok da güzel oynayacaklarından da eminim zaten. Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminin güzel tepkiler almasından ötürü mutlu. Çok güzel, hala devam ediyor zaten. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Hem Burak hem kalemiyle ilgili, yönetmenliğiyle ilgili. Binur abla da çok güzel geri dönüşler alıyor. Herkes için çok güzel bir, çok keyifli bir film oldu. Evet, sohbet tatlı tatlı devam ederken sevgilisi Oğuzhan Özyakup'la ilgili soru modunu düşürüyor. Nedense bu soruya çok kızıyor. Böyle şeyleri konuşmaya gerek bile yok bence. Çok teşekkürler. Gerek yok. Nur Fettahoğlu da oyunu izlemeye gelmiş. Yeni projeleri için özenli davranıyor. Ya çok güzel işler var. Ama öyle keşke ben de olsaydım dediğim bir iş olmadı. Hepsi çok güzel ama bu arada. Yani. Ama benim olmadı. Hani benim içime sinen bir iş olmadı. Hande Doğan Demir galadaki isimlerden. Kaybedenler Kulübü Yolda filminin çekimleri tamamlandı. Farklı bir deneyim oldu benim için. Bir yol hikayesinde de daha önce yer almamıştım. Ki çok severim yol hikayelerini. Benim için güzel bir tasarruf oldu. Bakalım. Şu sıralar müzik kanallarının en çok izlenen ismi Hande Doğan Demir. Ersa Yüner'le çektikleri klip çok beğenildi, çok konuşuldu. Hem çok sevdiğim arkadaşlar, hem de şarkıyı çok sevmiştim. Öyle gittik, çektik, biz çok keyif aldık. Galiba çok da sevindi, ben öyle gördüm. 102 aşık, kafaları karışık. Bir sağa çarptık, bir sola çarptık. Nasıl bindi biz de şaşırdık. Kime sorsan çok yakışırdı. Serenay Sarıkaya geliyor. Bu oyunu bekliyormuş uzun zamandır. Valla çok sevdiğim bir oyun. İnanılmaz bir kadro. Eminim ki muhteşem bir şey çıkarttılar. Ben de heyecanlı izlemeye geldim. Tiyatro istiyor o da. Danslı, müzikli bir oyun ilgisini çekebilirmiş. Yani öyle spesifik olarak düşünmedim ama benim oyunculuğa zaten aşığım. Müziğin de dansın da içinde olduğu bir şey çok güzel olurmuş tabii ki. Konu yeni işlere gelince sevgilisi Kerem Bürsin'in senaryo yazdığı ve Serenay Sarıkaya'yı başrolde düşündüğü yazıldı. Sevgilisinden gelen bir teklife sıcak ama senaryo önemli diyor. Senaryoya bağlı, hikayeye bağlı. Hikayeyi beğenebilirsiniz, ben söyleyeyim mi? Tabii ki, neden olmasın? Ya oyuncu için asıl ana şey senaryo. Senaryoya inandıktan, hissettikten sonra zaten her şey oluyor. Kerem Bürsin'in bu işi de başaracağı görüşünde. Çok çok başarılı ve çok güzel fikirleri olduğuna inanıyorum. İnşallah güzel şeyler gerçekleşir. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ezgi Mola geliyor. Vallahi çok heyecanla beklediğim bir oyun ve müthiş bir kadro. Biz de bu davete hemen gelelim dedik. Maide teyze imajından kurtulmuş, bir güzelleşmiş. Formuna dikkat ediyor. Yani dikkat etmeye çalışıyorum ya. Bak hemen kameralara şahane ya. Ben o anda yemin ederim şöyle oluyorum. Mesela mi acaba diye. Ünlü aksiyon yıldızı Jason Statham'a olan ilgisi çok konuşuldu. Ama beyefendi ikinci kez baba olunca ilgisi Drak Dwayne Johnson'a kaymış. Basının başlığına göre konuşacak olursam Ezgi Mola yön değiştirdi diye geçen gün Dwayne Johnson'a doğru bir şey yaptım, hani göz kırpma yaptım. Ama biliyorsunuz ya, eğleniyorum işte yani. Yemek yediği restoranın arka kapısında kameramızı karşısında gören Ajda Pekkan bunu beklemiyordu. Aynen hanım. Ediyorum sizi. Görüntülenmemek için bari önden çıktım, sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkürler, siz? Teşekkürler. Güzelliğiyle ve yıllara meydan okumasıyla İngiltere'deki gazetelere manşet oldu bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda. İngiltere basınında bir yer aldınız. Hanımefendi nasıl genç oluyor? Ha, evet, sizleri sevdiğim için geçiyorum. Sevgi her şeyin çok üstünde. O yüzden. Mütevazı bu konuda. Ya onlarla hiç iddiamız yok biliyorsunuz da. Ne bileyim, güzel bir şey böyle iltifat almak bazen. Depresan bir de sizden şarkı çıkaracak işler salıyormuş. Yok öyle çok bir şey ama benim çok sevdiğim insanlar onlar gerçekten.
güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse yer asıyoruz bir davette. Oldukça şık görünüyor. Kaç dakikada hazırlandı acaba? Artık kendini tanıyınca tabii böyle hazırlanmalar da kısalıyor. Ortalama yarım saat falan. Boşanma aşamasında olduğu eşi Tuan Tunalı'yı aldattığı iddialarıyla gündeme gelmişti ismi. Mahkemeye taşınan bu olayla ilgili konuşmak istemiyor. Yani bu konuda çok konuşmam zaten doğru değil. Şu an bir adli süreç aşamasındayız. Tek sözü iddiaların gerçek olmadığı yönünde. İşin bu tarafı da var. Gerçek midir kısmı yoksa kulak asmayıp bu kadar önemsemeyip yoluna devam etmesi kısmı var. Ben bu taraftayım. Yolumu bu şekilde izlemek istiyorum. Hadise bir restorandan çıkıyor. Kardeşi Derya'nın yeni koleksiyonunu kutlamışlar. Bugün Derya'nın yeni koleksiyonu çıktı, onu kutladık. Klibindeki bazı sahnelerin çalıntı olduğu iddialarını soruyoruz. Biraz sitemkar. Ama tabii biz yapınca biz kopyacı oluyoruz. Maalesef kendi insanımızı böyle eleştirmeyi çok seviyoruz. Yapacak bir şey yok. Eleştiriler pek umrunda değil. Ben buna öyle bir alıştım ki. Yani şuradan giriyor, şuradan çıkıyor. Gerçekten ben klibin başarısına bakıyorum. Gecenin sorusu gecikmiyor. Ablası Hülya Açıkgöz'ün Rumen şarkıcı Otilya'ya abla tavsiyesi diyerek attığı fotoğrafı duyunca çok gülüyor. Sinan Akçıl'la evlenelim sözü üzerine ablanız Otilya'ya sosyal medyada bir gönderme yaptı. Sinan Akçıl'da kale almıyorum dedi. Şimdi ablanız güzel açıklama yaptığı için sizinle bir şey söylemeniz. Ablam çok yaşasın. Buraya dikkat. Hadise ablasını zamanında dinlemediği için pişman. Şu çok konuşulan müzisyen sevgilisiyle aşkının hata olduğunu düşünüyor. Ablam hep doğruları söyler. Hatırlıyorsunuz yani. Ablam hep haklı çıkar. Keşke zamanında onu vaktinde dinleseydim diyorum. Başka da bu konuyla ilgili bir şey. Ablamız galiba ilişki. Sürprize hazır olun. Hadiseden hemen sonra ablası Hülya Açıkgöz'ü bakın kiminle yakalıyoruz. Beyefendi klipte oynayan beyefendi değil mi? Evet, Hadise'nin klibinde oynayan yakışıklı bu. Ne oluyor? Muhabirler merak içinde. Biz arkadaşa yemek yedik. Hülya Açıkgöz'ün şarkıcı beyefendiyle ilgili Otilya'ya attığı abla tavsiyesi fotoğrafına geliyor söz. Otilya'ya bir açıklamanız olmuştu. Evet. Sosyal medyada. Evet. Hadise Hanım da dedi ki keşke ben de zamanında ablamı dinleseydim. Şimdi abla hissi ne diyeyim? Onaylamadık. Hı hı. Ve doğru çıktı. Vakti zamanında Hadise'yi de uyarmış ama kardeşi onu dinlememiş. Otilya'yı bari kurtarayım diye uğraşmış. Abla tavsiyesinde bulundum. Peki. İnşallah dinle. Bu arada konu kaynadı sanmayın. Klipte oynayan beyefendiyle yemek yiyen Hadise ile delikanlı arasında dedikodu çıkmıştı. Hiç bilmiyorum, her şeyden aşk çıkabilir. Abla açık kapı bırakıyor. Aşk kokusu var havada. Şimdi açık kapı bıraktınız. Aynen, açık kapı bırakalım olur mu? Teşekkür ederim. Müzisyen beyefendiyle zamanında ilişkiyi onaylamayan abla Hülya Açıkgöz bu ilişkiyi onaylar mı peki? Hadise mutlu olacaksa onaylarım. Çek 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 çek. Sen kiminle dans ediyorsun filmi için danslardan danslara koşan Binnur Kaya'nın dans sahnelerinin kamera arkasını getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Binnur Kaya Dağı'nı dans show. Sen kiminle dans ediyorsun filmi için? Danslardan danslara koşan Binnur Kaya'nın dans sahnelerinin kamera arkasına bayılacaksınız. Sen kiminle dans ediyorsun filminde 12 dansın derslerini almıştı Binnur Kaya. İnanılmaz çok dans çeşidi yaptı ve öğrendi hepsini. Hepsi için bayağı ders aldığını evet söyleyelim. Burada hakkı yenmesin. Filmin kamera arkası görüntülerinde bu dansların tamamını görüyoruz. Binnur Kaya döktürüyor. Dans, bir tutku, sönmeyen bir ateş, dinmeyen ihtirastır. Zeybek'ten horona kadar bir sürü dansta hünerlerini sergiliyor Kaya. Yok, dans, dans, dans. Binnur Kaya
yok eşim olaydı. Dans etmek ona çok yakışıyor bize göre. Paul. Merhaba. Kolay gelsin. Özellikle de dans düellosunda yaptığı oryantal görülmeye değer. Programımıza birçok küs ünlünün de katıldığı bir düğünle devam ediyoruz. Demet Akalın ve Hande Yener düğünde birbirleriyle karşılaşmamak için bakın nasıl köşe kapmaca oynadılar. Piştilerin düğünü Hande Yener'le Demet Akalın burun buruna. Dev piştiye Hande Yener ne dedi? Kuzey Koreli Amerika gibi. Demet Akalın ne dedi? Bende savaş yok arkadaşlar. Ve o an Hande Yener çıkarken Demet Akalın kafasını çevirdi. Aranjör Alper Atakan'la radyocu Duygu Özkan'ın renkli düğün töreni ünlü isimleri aynı ortamda buluşturdu. Önce konuklara bir bakalım. Altay düğünde sahne alacak. Onların bu mutlu günlerinde onların yanında olmak beni de heyecanlandırıyor. Papyonundaki arı figürü dikkat çekici. Bereket, biliyorsun arılar berekettir ve arı nesli tükenirse biliyorsun dünyanın sonu gelir diyorlar. Buray geliyor. İkisi de çok önemli arkadaşlarımız, çok sevdiğimiz dostlarımız müzik camiasında. Böyle güzel mutlu günlerinde biz de burada onlarla beraber olmaya geldik. Betül Demir, eniştesi Emirhan Cengiz'le gecede. Ben birazcık gelin tarafıyım yani. fazla gelin tarafıyım ama müzisyen tabii... Olarak. Müzisyen olarak da gerçekten evet. Popçu Emre Kaya, düğüne değil doğum gününe geldiğini sanıyor. Sevdiğim arkadaşlarımın yanında olmak bugün benim için çok kıymetli. Duygucuğumuzun doğum günündeyiz. Ay doğum günü dedim. Bugün en mutlu günü ya onun. Evleniyor bugün. İbrahim Tatlıses'in soyadını almak için uğraş veren Dilan Çıtak, sevgilisi Levent Dörter'le düğünde. İnşallah bizim de düğünümüz böyle güzel olur. İnşallah. Bir türlü olamadı düğün. Utan yani. Hala bir de utanmadan sinyal. Talihsizlikler oldu ya. Benim annem hastalandı. Son bir yıldır zaten onunla uğraşıyoruz. Onun için biraz erteledik ama dedik. En güzel zamanda, en doğru zamanda, en güzel şeyi yaşayacağız inşallah. Dilan Çıtak tarih veriyor ama yanlış anlaşılma iki sevgilinin henüz bu konuda mutabakata varamadığını gösteriyor. 1 Ocak'tan sonra. 1 Ocak'tan sonra. O kadar yakın. 2 Ocak. Sen dedin. 1 Ocak'tan sonra. 1 Ocak'tan sonra ucağı çıktı, doğru. Doğru söylüyor. Mayıs demek istedi o zaten. 1 Ocak'tan sonra tarih belli olacak demek istedim. Tarih, tamam, özür dilerim. İrem Derici geliyor. Kız tarafı kendileri. Kız tarafıyız efendim. Evet, ben kız tarafıyım. Şahsen sabahtan beri ben doğurdum Duygu'yu diye geziyorum etrafta. Yeniden evlenmek hayaliyle yanıp tutuşan İrem Derici, gelinin ayakkabısında boş yer bırakmamış. Ayakkabısının altına adımı yazdığı her yerine İrem yazdırdım. 4-5 tane Mosralık isim var, her yerde İrem yazıyor ayakkabı. Yani bir yerden illa silinecek. Gelinin ayakkabısının altında isimler silinirse o isimler evleniyor. Ebru Yaşar renkli kıyafetiyle törende. Beyefendi nerede acaba? O cezalı bunu. Ne cezası seni var dedim, efendim? Seni düğüne derneğe götürmem dedim. Sen evinde otur. Sahi ne cezası bu? Kebap yiyeyim dedi. Ye ye dedim. Daha özlemişsindir yani hiç kebap yemediğin için. Öyle yani bugün de yok hala gelmedi. Haber alınamıyor kendisinden.
Evet. Cem Belevi sevgilisiyle geliyor düğüne. 7 aydır birlikteler. 7 ayın özetini soruyoruz. Abi siz iyiyiz ya, çok keyfimiz yerinde, sağ olun. Ay, sizlerle bunları böyle yaşamak daha da artık keyifli. 7 ayı bir özetlersek. Ya inşallah 70'i de özetleriz. İnşallah. Olsun. Ayla Çelik sevgilisiyle geliyor düğüne. Çok heyecanlıyım ben onlar kadar. Bugün onların bu güzel anlarına şahit olmaya geldik. Derya Uluğ da sevgilisiyle gecede. Mutlu günlerinde yanlarında olmak için geldik. Çok sevdiğimiz dostlarımız ikisi de. Bakalım güzel bir gece sanırım bizi bekliyor. Yanında sevgilisi olunca düğün ne zaman diye soruyoruz. Peki efendim, düğüne de geldik ama. Teşekkür ediyoruz. Şakalarını çok öpüyorum. Şu konular galiba hiç gündemde yok. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Fethah Can'la eşi Cansu Kurtçu günler sonra dışarı çıkıyor. Kolay değil ikiz annesi babası olmak. Uzun zamandır evden çıkmayan bir çift olarak bugün düğün vesilesiyle dışarı çıkmış olduk. Sahalara döndüğümüzün işareti. Kaç gündür daha doğrusu uykusuz olduğumuzu bilmiyorum. Zaten evden çıkamadık, nasıl çıktığımızı biliyorum. Ne hazırlanabildik, ne makyaj, saç bile yapamadık, hiçbir şey yapamadık. Doğukan Manço törene gelen isimlerden. Babası Barış Manço'nun kaybolan arşivini tamamlamak için çalışmalara başlamış. O vefattan sonra bir sürü şey yağmalandı evde. Çünkü giren çıkan belli değildi. Şimdi sahaflarda falan bir şeyleri görüyorum. Çocukluk albümlerini falan görüyorum. Topluyorum ben de. Arkadaşlar, eşler, dostlar ulaştırıyorlar. 2019'da Barış Manço'nun 20. ölüm yıl dönümü için çok özel bir albümün müjdesini veriyor oğlu. 2019'da çok büyük bir proje. Doğum sene, 20. seneye devresinde çok büyük bir çalışma yapıyoruz. Dolayısıyla o kanal bantlarını temizlemeye aldık. Şimdiden ufak bir çaktırma müjdesini vermiş olayım. Simge Sağan gecenin konuklarından, eğlenmeye gelmiş. Onunla beraber bu gece eğleneceğiz, göbekler atacağız. Bakalım, birini daha kaybettik. Neler yapıyor sorusuna enteresan bir yanıt veriyor. Çok pis şeyler yapıyorum bu aralar. Bir sürpriz hazırladım. Onun için bir 2-3 gün daha bekleyeceğim. O sürprizle ilgileniyorum son zamanlar. Ayrılık haberlerini soralım. Aranjör sevgilisi Ozan Bayraşa ile aşkının bittiğini yazanları düşman olarak nitelendiriyor. Düşmandır onlar büyük ihtimalle. Gerçek olduğunu zannetmiyorum. Yani şu anda evde deli gibi çalışıyor Ozan. Düğüne bile gelemedi. Mastering için uğraşıyor. Hala daha yarım saat önce bir okuma yaptım. Gayet güzel gidiyor her şey. İnsanlar hep konuşuyorlar. Ben de doğruları söylüyorum. O düşmanları çatlatmak için bir projesi var. 3 gün daha rahat uyusunlar, sonra uyuyamayacaklar çünkü. Net. Nadide Sultan düğünden ayrılırken Mustafa Topaloğlu yeni geliyor. Geç kalmamış Topaloğlu. Uzay saatine göre saat daha erken. Galakside saat hep orada sıfırdan aşağı doğru gider. Aslında 01 olarak görüyorum ben şimdi. Kafam karıştı. Yeni imaja geliyor söz. Cem Yılmaz'ın kel haline benzemiş ünlü türkücü. Bir Cem Yılmaz gibi böyle eski, değil mi? Nerede? Eski Cem Yılmaz tarzı gibi falan olmuş. Duygu bana dedi ki sert olmuş dedi ya. Ben dedim ki şunu nasıl yemiş? Küpeli fotoğrafları yansıdı medyaya. Küpeyi yorumlarken oğlu Çağlayan geliyor. Onlar küpe takmana karşıyım. Oğlunuzdan tepki geldi. İyi ki karşı karşıya geldik oğlum. Merhaba. Yeni imajına bayıldım. Ama ben küpeye karşıyım ya. Nadide Sultan bir muziplik yapıyor ve kocaman bir küpe takıyor Mustafa Topaloğlu'na. Bu biraz büyük oldu abi ama idare yapardım. Ulan kulağım aşık. Yapma, ne yapıyorsun? Bir tane daha var mı buraya takıldın? Gecenin mesajını verelim o halde. Önemli olan neyi takarsan tak, kendine iyi bak, karşıya iyi bak. Gerisi kolay arkadaşlarım. Geçiyoruz düğüne. Duygu Özkan ve Alper Atakan geliyor düğün alanına. İşte ilk dansları. Kardan kadın gibi soğuk duruyorsun herkese sen. Biliyorum nasıl görünme yitirmeyi istesen. Bizim için çok özel bir an. Alper, çok özel bir insansın. Bu zaten ortada ama bir kez daha söylemek istiyorum. Seni çok seviyorum. Başlıyor eğlence. Sahnede Seda Sayan kurtlarını döküyor. Senden başka, senden başka yarim yok. Gelin hanımla birlikte eğleniyor Seda Sayan. Budur. Devam, devam, devam.
Demet Akalın da dahil oluyor az sonra eğlenceye. Sabahlara dayanamam o sana. Yalancısın inanamam bu eller yukarı. Sırada Seda Sayan'la Cefi'nin düeti var. O da ne? Hande Yener geliyor. Yılın piştisi olacak az sonra. Dostlar düşmanlar da var ama. Olabilir, her zaman her yerde var. Hande Yener'e Demet Akalın'la bir barış olur mu diye soruyoruz. Bir barış olabilir mi bay bugün? Demet Akalın'la bir şey olur mu? Ya da bir selam verme durumu olur mu? Kuzey Koreli Amerika gibi. Hanginiz Trump, hanginiz Kim Jong-un? Hande Yener biliyorsunuz arkadaşlar, isim soyad benim. İkili masalarında, aralarında epey mesafe var ama birbirlerinden haberleri var. Birbirlerinin oldukları tarafa bakmıyorlar bile. Hande Yener bir ara dışarı çıkarken Demet Akalın'la aralarında birkaç metre var. Demet Akalın kafasını çeviriyor görmemek için. Bir başka pişti de sıra. Emre Kaya da törende. İçeride Demet Akalın'la denk gelmemiş. Daha henüz yeni girdim yani. Karşı karşıya denk gelmedim ama yani karşı karşıya gelmedim. Şu an sadece öyle girdim bir. Emre Kaya savaşı ben başlatmadım diyor. Ben hiçbir şey yapmadım bugüne kadar. Kimsenin canını yakmadım, kimseye yanlış bir şey söylemedim. Savaşı ben başlatmadım. Ben başlatmadığım için sıkıntı yok. Hande Yener'in de düğünde olduğunu hatırlatıyoruz. Yani Hande benim zaten canım. Orada hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir şekilde bir şey yok. Savaşı dediğim gibi ben başlatmıyorum ki, savaşı başlatanlar düşünsün. Sahnedeyiz. İrem Derici meşhur şarkısını söylüyor çifte. Çok şükür, bir şükür seni bana yazmasın tek günümüz. Gelin çiçeğinin hedefi İrem Derici. Malum iki oda bir salon ağzım var, o çiçeği havada kaparım ben. Gelin çiçeğini tutmakta epey hevesli olan İrem Derici evlenmek için can atıyor olmalı. Gelinden pehlivan güreşe doymaz. At! 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 Mutluluklar canım benim. Teşekkürler ama bunun için bir damat olayı da lazım Duygu Hanım için. Ay eksiz olan da inşallah. Ay o düğünler bunun için değil miydi diye. Eğlence devam ediyor. Kurtlarını dökme sırası Hande Yener'de. Demet Akalın çıkıyor düğünden. Çok eğlenmiş. Ya çocuklar, kendi düğünümüzde bu kadar eğlenmedik. Gerçekten çok sevdiğim bir radyocu arkadaşım Duygu ve enişte de yeni albümün aranjörü olacak. O yüzden çok güzel bir geceydi. Seda Sayan'la epey eğlendi. Dedikodular da Demet Akalın'da. Seda ablanın öyle bir niyeti yok. Dedikodular bende bebeğim. Kalbi boş. Kalbi boş. Onu da bekliyoruz Murat Bey'i. Boş. Hande Yener'le karşılaşmasını soruyoruz. Vallahi görmedim ama. Girerken de şey dedi, pislik. Hani Amerika ve Kuzey Kore gibi istedi. Sizin olduğunuzu. Aa vallahi hiç öyle bir şey. Amerika ile Kuzey Kore gibi istedi. Hiç vallahi görmedim ama. Ay hiç alakası Amerika yok. Amerika mı olursun? Kuzey Kore hiçbir zaman. Yok canım, görmemiş olamaz. Ben de savaş yok arkadaşlar. Ya bu gece o kadar güzeldi ki. Hiç yani hiç söylenecek negatif bir şey yok. İnanılmaz güzel bir geceydi. Diyorum ki zorla gidiyorum eve. Emre Kaya'yı da soruyoruz. Ay ayıp mı oldu çocuğa? Vallahi görmedim. O biraz zeytin dalı beklemiş gibi. Ya. Ay ayıp mı oldu? Görmedik. Görsek selam verin. Bir barış sorusuymuş efendim galiba. Ha? Bir yemek yenilecekmiş, öyle bir haberler de var. Öyle mi lan? Cüs değilim. Sürekliler de varmış galiba. Hande Yener de ayrılıyor düğünden. Piştiği soruyoruz. Bu konu artık sıktı diyor. Çok fazla girmedi o da bugün polemiğe. Sıkmasın bu konu artık.
sormasından ziyade sormasanız iyi olur. Yan yana artık geldiniz ya. Hiçbir yan yana gelmiyoruz. Sormayın bana artık yeter. Seda Sayan düet yaptığı Jeffy ile birlikte ayrılıyor törenden. Ve duyguya zaten ben hastayım. Muazzam bir düğündü. Çok güzeldi. Çok eğlendik. Bütün arkadaşlarımızla beraberdik. Kolu kırılmıştı ama alçı çıkmış. Kolum aslında kötü. Kolumu askıdan çıkarmamam lazım ama askıyla olduğumda da hareket edemiyorum. Böyle yerlerde çıkarsam bile elim böyle durması lazım. Ben bugün bütün gün göbek attım. El bu. Nasıl dursun? Göbek attım durdum. Sanırım son ameliyata gidecek. Olsun. Teşekkürler, çok sağ olun. Geçtiğimiz akşam Murat Karabova ile birlikte eğlenmeye, Ebru Gündeş'i dinlemeye gitmişti. Bu görüntü aşkın yeniden alevlendiği şeklinde yorumlandı. Biz kavgalı değildik ki barışalım. Zaten görüşüyoruz Murat Bey'le. Ama telefonda görüşüyoruz. Biz ailece bir yere gidiyorduk. O Ebru Gündeş'in sahne yaptığı mekana yer bulamadık. Murat Bey'in yeri vardı. Sağ olsun bizi yerinde misafir etti. Bunun haricinde başka bir şey yok anlatacağım. Olsa anlatırım. Ortada bir aşk yok. Kalbim boş diyor Seda Sayan. Demet Hanım da kalbinizin boş olduğunu söyledi efendim. Kalbim boş. Murat Bey'le hep görüyoruz sizi o yüzden. Kalbim boş, kalbim boş çocuklar. Hadi hayırlı akşamlar. Sağ olun. Tek tek. Ekranların sempatik ismi Evrim Akın'ın ev sahipliğindeki Çocuktan Al haberi bu akşam yeni bölümüyle ekranlarınıza geliyor. Bu gecenin ünlü konuğu Emel Sayın, Kutu Bebek Ebrar'la bir araya geldi. Bakın nasıl keyifli dakikalar yaşandı. Çocuktan Al haberi ünlülerde Emel Sayın sürprizi. Dev isim program öncesi kuliste neler yaşadı? Bugün size kahvaltılık kurmala yapacağım. Çok güzel olmuş. Elime sağlık. İsmin ne dedin? Söyleyiverdi. Kutu Bebek, Ebrar ve Emel Sayın yan yana geldi. Benzerlik şaşırttı. Emel Sayın ve çocukların keyif dolu anları. Emel Hanım'ı klonlattık. Aynen Mavi Boncuk, Çocuktan Al haberi ünlülerde. Emel Sayın, Pete Nisan. Var, çıkmış, aksa bir aya, bir son yer. Ben de bundan korkuyorum işte. Çocuktan Al haberi ünlülerde bu akşam Emel Sayın sürprizi yaşanacak. Program öncesi kuliste neler yaşandı hemen göz atıyoruz. Emel Sayın'a Evrim Akın sıcak bir karşılama yapıyor. Emel Sayın kuliste çocuklarla hemen kaynaştı bile. Ay, açalım mı? Açalım canım dur. Ay işte attı. Yağmur yağdı. Kaç. Gördüklü tencere böyle diye çıkar. Bugün size kapuska yapacağım. Evrim abla kağıt kalemleriniz hazır mı? Emel Sayın çocukların şirinliği ve ilgisi karşısında şaşkın ve oldukça mutlu. Ay ne kadar güzel değil mi? Bayıldım. Ay Evrim çok teşekkür ederim. Ben bayılıyorum çocuklara. Programı izliyorum orada da bayılıyorum ama yakın. Bir şey istediler mi tutturuyorlar. Ay çok şükür. Ben de bir tanıştım yakinen demek istedim. Onun için ziyaret edelim Emel Hanım'ın kulisinde. Çok teşekkür ederim. Hemen soruyoruz. Programdan neler bekliyor Emel Sayın? Yani cıvıl cıvıl çocuklarla bilmiyorum. Şaşkınlıklar yaşayacağız muhakkak. Çok şaşırdım. Yani kendiliğinden programda o var. Böyle sürpriz şeyler oluyor. Sorular.
Bilmiyorum yani çok tatlı bir program. Neler olacağını ben de bilmiyorum. Bak bak nasıl benziyorlar bak. Ay. Ay ne kadar güzelsin, ne tatlısın. Hemen Sayın'a yapılacak sürprizleri Evrim Akın'da söylüyor. Emel Hanım'a bir şey. Prodüksiyon yaptılar size. Çok şaşıracaksınız. Bugüne kadar yapılmamış bir şey. Evet, birçok... Ya bu ne? Ay, çok merak ediyorum ben de. Ben de merak ediyorum. Evrim Akın'ın az önce de dediği gibi Ebrar'ın Emel Sayın'a olan benzerliği gün gibi ortada. Emel Hanım'ı klonlattık. O kadar güzel ve eşsizdi ki dayanamadık. Sen şarkı söylüyor musun? Söylüyor. Size bir sürprizi var bugün. Hem de enstrüman çalıyor. Ay ne desem arkasından bir sürpriz geliyor. Ben... Bugün size kahvaltılık marmara yapacağım. Çok güzel olmuş. Elime sağlık. İsmin ne dedi? Söyleyiverdi. Program başlamak üzere ve Emel Sayın'la birlikte Altay'la Özgün de katılıyor bize. Evrim Akın o gün ayrı bir heyecan yaşıyor. Hep söylüyorum çok şanslıyım. Bir kere öncelikle çok güzel program biliyorum ama bu hani ünlülere geçtiğim zaman da hayatımda belki yani bir yerde mutlaka karşılaşacağım ama bu kadar hani yakinen diyalog kurup ve kendime bir anı biriktirebileceğim bir program olamaz herhalde. Çok şanslıyım. Emel Sayın çocukları çok seven bir isim. Öylesine şaşırtıyorlarmış ki ünlü sanatçıyı. Çocukları ben müthiş buluyorum. Çok şaşırtıyorlar beni. Yani bugünün çocukları gerçekten çok farklı. Herkes aynı şeyleri söylüyor zaten. Neler, hem çok tatlılar hem çok zekiler. Ummadığım şeyler söylüyorlar. Böyle gözlerim açılıyor. Bu ne? Bu ne diyorum? Yani Allah nazardan saklasın hepsini. Özgün terlemeye hazır çocukların sorularıyla. Özgün evet. Terlemeye alışkın zaten benim evet. Önceki programdan da. Evet, daha neler gördük. Neler bakalım gördü bugün. bugün de heyecanlıyız tabii. Çünkü sürekli ters köşe yapıyor çocuklar. Cin gibiler. Maşallah hepsi birbirinden tatlı. Benim yıllardır izlemekten çok keyif aldım bir yarışma programı. Evrim'le birlikte daha da eğlenceli bir hale aldı. Söz sırası Altay'da. Onun çekindiği çocuklar hangileri? Ben programı severek izliyorum ve gerçekten muhteşem bir program çıkartıyorsunuz. Ben ikizlerden çok korkuyorum. Çünkü birisi farklı bir şey söylüyor, diğeri farklı bir şey söylüyor. O yüzden onların ne yapacağı belli olmaz. Bakalım hayırlısı. İkizler de varmış ama. Sürprizler, sürprizler. Bir tahmininiz var mı böyle ne olabilir diye? Ne bileyim hani. Çok yapıyor. Ne bileyim hepsi kafayı kazıtıp çıkmış olabilir. Evet bu akşam çocuktan al haberi ünlülerde. Keyifli anları kaçırmak istemiyorsanız Show TV'den ayrılmayın. Kulak kaçırdım önce Rafet derim onu çok seviyor. Ama dedeler tabii değil mi? Aslanım benim Arda. Helal olsun. Çek 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 çek. Ezgi Mola'ya ağır beddualar, çirkin sözler. Çok ağır bir hakaret ediyor ya da o kadar büyük bir beddua ediyor ki insan düşmanına söylemez yani. Kimler güzel oyuncu Ezgi Mola'ya korkunç sözler sarf etti? Ya da ben sana ne yaptım da benden bu kadar iğreniyorsun? Az sonra. Çek 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 çek. Alişan'ın Yüz Adası macerası. Yavaş çekelim, ne olur yavaş çekelim. Şerat abi sana... Oh. Bir dönem erkekliğin el kitabını yazan adam nasıl yüz adası yaptırdı? Yaptırmayın böyle bir şey. Yaptırmayın. Oh! Az sonra... Çek çek. Magazin figürü sözü Ece Erken'i çıldırttı. Magazin figürünü aşağılamak anlamında söylemiyorum ama... Erken'in Ergen'e bu sözleri çok konuşulur. Nasıl hitap etmesi gerektiği şeklinde bir uyarı alacaklarını düşünüyoruz. Az sonra... Çek 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 çek.
Gülben Ergen'e bir darbede Deniz Akkaya Dağı'nı. Ne olur şu, bu, bakın şu 90'lardaki insanları beni bulaştırmayın. 97'de en iyi manken seçilen Akkaya, Ergen'e neden 90'lardan kalma dedi. Az sonra. Çek çek. Şahan Gökbakar'ın son bombası Kayhan Dağı'nı ilk görüntüler. Yavaş lan! Yavaş! Ben sana diyorum. Recep İvedik'le gişeyi sallayan Şahan Gökbakar'ın çok güvendiği yeni karakteri Kayhan'ın setinde neler oluyor? Aşkalo! Lan! Nasıl vuruyorsun oğlum sen? Kayhan'ın boks sahnesinin kamera arkası sadece Show TV'de. Şalo! Lan! Nasıl vuruyorsun oğlum sen? Bana mı diyorsun? Ha, sana diyorum. Az sonra. Çek 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 çek. Pazar sürprizine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aile fırtınası gişede kimleri vurdu? Şahan Gökbakar'ın Şubat'ta vizyona girecek olan Kayhan filminden ilk görüntüler ortaya çıktı. Şimdi de sırada sinemadan son gelişmeler var. Gişede son durum ne? Sinemadan son gelişmeler. Ayla Fırtınası romantik filmleri ve komedileri nasıl vurdu? Geri geleceğim ben, tamam mı? Alacağım ben. Söz. Ayla eminim çok iyi bir film. Karşısında komedilerin şu anda tutulması pek mümkün gibi gözükmüyor. Kayhan'ı çeken Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6 için safariye mi çıkıyor? Kafayı çevirmemle arkadan bana depar atan aslanı gördüm. Bir metre kala buradan uçan tekmeyi ta kafaya koydum. Maide teyzenin gün çetesi kahkahalara boğacak. Mahalleye haber salıyorsun, günlere geri dönüyor. Sinema dünyasında haftanın önemli gelişmeleri neler ve gişede son durum ne? Ayla Fırtınası dinmek bilmiyor. Büyük ses getiren yapımda İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğu büyük övgü alıyor. Bu vaziyetteyken bu çocuk da olmaz. Ah kuzum benim. Sensiz gitmem. Gider! Ayla geçtiğimiz haftanın da en çok izlenen filmi oldu ve 400 bin yeni seyirciyle toplamda 3,5 milyonu geçti. Ağlama. Ben seni hiç bırakmayacağım. Geri geleceğim ben, tamam mı? Ve bu sefer hiç ayrılmayacağız. Yardım mı? Söz. Ayla'nın bu başarısı tüm filmleri etkiledi. Kardeşim Benim 2 ilk vizyon haftasında beklentilerin uzağında kaldı ve 220 bin kişi tarafından izlendi. Bakın burada kimler var. Bu kim? Ozan'ın abisi. Şarkıcı mı? Yok yok, müzisyen. Hapçı işte. Sayende meşhur oldun ha. Hakan mı? Didem. Neredesiniz siz? Cenazedeyiz. Arkadaki sesler ne? Yol arkadaşım Ayla Fırtınası'ndan etkilenmemişe benziyor. Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın filmi gişede 1,5 milyona ulaştı. Pardon, şerefsiz misiniz? Evet benim. Onur ben, ilaç mühendisiyim de ben. Fevzi Kimya. Fevzi Kimya. Senin pozisyonunda olmak isteyen çok insan var. Binnur Kaya ve Demet Özdemirli Sen Kiminle Dans Ediyorsun gişede 270 bin rakamında kaldı. Zıplat, fırlat, gönder, eğdir, öbür oğlana git. Kusura bakma abla. Bir şeyim yok ya, bir kulakta bir çınlama var sadece, o kadar. Aysel. Tam 5 dakikaya geçer, bir şey yok. Geçtiğimiz hafta Mutluluk Zamanı filminin oyuncularından Cengiz Bozkurt, Ayla Fırtınası'nın kendi filmlerini vurduğunu dile getirmişti. Ayla eminim çok iyi bir film. Ben de en kısa zamanda gidip göreceğim.
işte karşısında komedilerin şu anda tutulması pek mümkün gibi gözükmüyor yani böyle bir melodramanın. Yani. Mutluluk Zamanı 3 gişe haftasında 500 bin kişi tarafından izlendi. Sıradaki numaramız ne? Balon mu uçuracaksın? Tabii ki hayır. Balon iptal. Güzel numara. Ya bırak şunu lütfen, valla yanlışlıkla birinci seçim adamı. Beğendim. Ben bunu nasıl geri alacağım ki? Sinyal alacağım. Gelelim haftanın vizyona giren filmlerine. Gülse Birsel'in yazdığı ilk sinema filmi Aile Arasında Engin Günaydın ve Demet Evgarlı kadrosuyla vizyonda. Çok sıkıldım. Hava karanlık ya, ondandır. Yok, evlilikten sıkıldım. He? Boşanacağım ben senden. Para verebilirim size. Ben ne yapıyorum? Bu işin ücreti nedir diye. Hadi kardeş, kusura bakma. Yani böyle hafif kadın mı sandın? Avukat sandım ben, avukat. Maide'nin Altın Günü de merakla beklenen yapımlardan. 8 Aralık'ta Ezgi Mola'nın yarattığı yeni karakteri izleyebilecek seyirci. Kuru bu. Ne kurusu ablam ya? Kuru işte, görmüyor musun? Kuru. Abla ne yaptın ya? İkinci ev mi bunlar? Bir tacı mı? Mahalleye haber salıyorsun. Günlere geri dönüyorum. Özcan Deniz, Aslı Enver ve Meryem Uzerli 8 Aralık'ta vizyona girecek Öteki Taraf filmi için şunları söyledi. İki oyuncu da rollerine deli gibi aslında. Çok sevdiler çünkü. Yani performans gerektiren bir film çünkü. Çok ciddi, iki kadının da çok ciddi performansına ihtiyacı vardı bizim. Sara'nın içindeki var olan çocuğun maalesef çok farkında değil. O yüzden bir sürü psikolojik yaşadığı travmalar, bir gerginliği, bir agresif olmak ve bir kızmak oluyor sonradan. Bir oyuncu olarak çok şanslı hissediyorum böyle bir rol bana geldiği için. Çünkü gerçekten öyle çok da karşına çıkan ya da çok izlediğin tipte bir durumun içine sokmuyor seni. Gerçekten bir durum yaşanıyor orada. Aslında karakter değil de durum ve rol çok güzel. Bana böyle söyle, aranızda bir şey mi var? Bunu niye şimdi konuşuyoruz? Çünkü ben sana güvenmiyorum artık. Sen bana yalan söylüyorsun, beni kandırdın. 15 Aralık'ta seyirciyle buluşacak Poyraz Karayel, Küresel Sermaye, yılın sürpriz filmlerinden. Polisler geliyor. Şak güvenlik kamerası, şak 3 tane gerizekalı. Sado, taş kafa, sürbükar. Nerede lan? Raconu bozanın tipini bozar. 22 Aralık'ta vizyona girecek Acı Tatlı Ekşi ve Martıların Efendisi filmleri arasında bir aşk filmi rekabeti yaşanacak. Evlen benimle. Ayrılalım. Ben özür dilememi istemiyorum. Sadece bir cevap istiyorum, cevap. Adın ne senin? Ben Martıların Efendisi. Anlatmak istiyorsun çok uzun yıllar. Kimse olma. İyi oldu sen geldin. Bir yerde iyi oldu aslında. Yani yalan yok şimdi. Cem Yılmaz'ın filmi Arif ve 216 için son bir aya girildi. İşte kuzu kuzu geldim, dili deyince kapandım dizlerime. Dur. Çok iyi. İsim olarak ne düşündünüz? Valla biz Tarkan diye düşünmüştük ilk etapta. Olmaz. Daha önce yapıldı. Fragmanın beğeni kazanan teaserları yankı uyandırırken Cem Yılmaz Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla filmin 1969 yılına gideceğini duyurdu. Şahan Gökbakar'ın 2018'de vizyona girecek filmi Kayhan'ın kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Şahan Gökbakar yaptığı açıklamada merak edilen Recep İvedik 6 için tarih verdi. Recep İvedik 2019 yılının başında vizyonda olacak. Bundan sonra bu kafilenin başkanı ben. Ali, bir şey diyeceğim Adem, neredesin? Hemen devirden peri dündür kamyonu gel mahveden ya. Bu haltı biz yedik, bir temizleyeceğim, bu kadar. Yeni macerada Recep İvedik'in uzak diyarlara gideceğini söyleyen Şahan Gökbakar, filmin Afrika'da çekilmesi fikrine sıcak baktığını söyledi. Kafayı çevirmemle arkadan bana defar atan aslanı gördüm. Bir metre kala buradan uçan tekmeyi taa kafaya koydum. Yenge bir şaşırladı. Dedim oğlum bir Afrika'nın ayısına benzemem dedim. Çaktın mı adamı dindirim. Hayır dedim. Çek çek.
Şahan Gökbakar'ın son bombası Kayhan Dağı'nı ilk görüntüler. Yavaş lan! Yavaş! Ben sana diyorum. Recep İvedik'le gişeyi sallayan Şahan Gökbakar'ın çok güvendiği yeni karakteri Kayhan'ın setinde neler oluyor? Oh, alo! Lan! Nasıl vuruyorsun oğlum sen? Kayhan'ın boks sahnesinin kamera arkası sadece Show TV'de. Alo! Lan! Nasıl vuruyorsun oğlum sen? Bana mı diyor? Ha, sana diyorum. Az sonra. Tek 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 tek. Ezgi Mola'ya ağır beddualar, çirkin sözler. Çok ağır bir hakaret ediyor ya da o kadar büyük bir beddua ediyor ki insan düşmanına söylemez yani. Kimler güzel oyuncu Ezgi Mola'ya korkunç sözler sarf etti? Ya da ben sana ne yaptım da benden bu kadar iğreniyorsun? Az sonra. Tek tek. Şimdi de sırada Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür'den sizin için seçtiğimiz kahkaha dolu skeç var. Güldür Güldür'de vermezlerse kaçacak. Evleneceğim. Vermezlerse kaçacak. Vermezlerse kaçacak. Vermezlerse. Mehtap'tan kahkaha krizi yaratan internet fenomeni taklidi. Vermezlerse kaçacak. Vermezlerse kaçacak. Evlenecek. Vermezlerse kaçacak. Al diyeceğim, gel diyeceğim. O da benimle gelmeyecek. Ben de ne yapacağım? Alacağım mandalı. Kaçacak, kaç. Bu skeç ağır kahkaha içerir. Sen de söyle. Güldür Güldür'de geçtiğimiz akşam yayınlanan Halk Show skeci milyonları kahkaha krizine soktu. Özellikle Mehtap'ın sosyal medya fenomeni olan genç kızın evleneceğim, vermezlerse kaçacağım sözlerini taklit etmesi reytingleri alt üst etti. Işıltısız hayatlar, bacanaklar, golümcüler. Evet, halkın talk show programı Halk Show'a hepiniz hoş geldiniz. Tamam hadi. Evet, bu hafta da birbirinden ünsüz konukları ağırlayacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen ilk konuğumu çağıracağım. Zira otobüsler 12'de bitiyor. Çok küfür yiyoruz Yasin. Evet, alkışlarla Sinan teyze. Sinem teyzem hoş geldin. Hoş bulduk canım benim. Bak nasıl hoş olmuş ya. Nasıl güzelsin kız sen. Teşekkür ederim canım benim. Nereden giyiniyorsun? Vallahi sizlere özel bu akşam Özcan Butik'ten giyindim. Sana özel. Mehmet abinin oğlu Özcan. He, bizim o mahalledeki Özcan Butik'ten. Vallahi bak yeri o kadar güzel ki bak bunların dikişleri olsun. İnanın tamam hadi enerjiyi düşürüyorsun hadi. Evet peki niye onları tercih ettin? Çünkü %60 indirim vardı. Kız sen yiyelim ya. Sen bu esprili kişiliğine bayılıyorum. Canım benim. Hadi hemen geç yerine ben diğer konuğumu çağırayım. Kız hadi hadi enerjiyi düşürüyorum. Evet sıradaki konuğum Fikri abi. Fikri abi hoş geldin. Hoş bulduk Bilal'cim. Canım benim ya. Bilal'cim böyle kıyıda köşede kullanmadığın 50 bin liran var mı? Niye sordun abi? Tokat Erbağ'da çok güzel bir arazi var. Sahibi paraya sıkışmış. Onu bugün 50 bin liraya alalım. Yarın 70 bin liraya satmazsak gel suratıma tükür. Ya Fikri abi ben yatırımları ya. Dık 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 dık. Davulcuya para veremedik de kusura bakma.
Hadi sen de geç yerine. Geç. Ay Fikri abim benim. Hoş geldin. Hadi kaynatmayın. Düşüyor. Evet. Sıradaki konuğum Mehtap. Mehtap hoş geldin. Kızım programa çıkıyorsun. Saçını başına yaptırsana ya. Bütün enerjiyi düşürdün. Mehtap nasılsın? Neler yapıyorsun? Evleneceğim. 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 Vermezlerse kaçacağım. Vermezlerse kaçacağım. Vermezlerse, vermezlerse, vermezlerse kaçacağım. Kaçacağım. Hayır, insan ritme de kaptırıyor kendini yani. Kız, yoksa senin hayatında biri mi var? Anam var Bilal abi. İzin vermiyor ki evleneyim. Zaten en rahatı kaçmak. Vermezlerse kaçacağım. Evleneceğim. 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 Vermezlerse kaçacağım. En iyisi kaçmak. Peki sen nasıl bir kız kaçırmada göreceğiz bu sene? Hazırlıklar devam ediyor Bilal abi. Bir şey söylemek çok doğru olmaz. 2018'in ilk yarısında anam hazır olsun büyük bir sürprize. Vermezlerse kaçacağım. Onu anladı kızım. Allah Allah ya. Tamam hadi şuradan anana bir selam ver. Vermezsen de kaçacağım. Tamam evde konuşursun bunları. Geç yerine. Geç hadi. Evet son konuğumu çağırıyorum. Alkışlarınızla Pazarcı Mustafa. Evet Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk Bilal abim. Seni bu sezon nerede göreceğiz? Vallahi her hafta sonu Bakırköy Halk Pazarı'nda sevenlerimle beraberim. Hadi bize bir kuple bir şey söyle. Sibercan eteği geldi. Sibercan eteği geldi. Param olsa ben de alsam. Koş koş koş. Geç. Süper enerjik başladık ya. Evet. Bak. Sinem teyze. Bak tamam sana geri al. Bak sana geri al. Beğendin mi? Ya bu iş benim rengim değil. Kız, gidiyorsun Özcan butikten alıyorsun, Mustafa'dan mı aldın? Tamam, iyi bunu bana sar. Al bunu hemen sar. Sar. Ya kızım, hadi ya kaynattınız iyice. Program düşüyor. Evet, Sinem teyze. Canım. Seninle başlayalım. Hadi. O poşetten anladığım kadarıyla hastane sezonunu açtın. Açtık, çok. Çekimler nasıl gidiyor? Vallahi çekimler çok güzel gidiyor. Daha yeni tomografi çekimimi tamamladım. Süper. MR sonuçlarım geldi. Gerçekten çok güzel. EKG çekimim de güzel geçti. Gösterebilirim. Vallahi iki tane filmim var burada. İki tane filmim. Çok güzel oldu. Şifası bol olsun inşallah. İnşallah. Her şey yolunda yani. Bir şey diyeceğim. Kim çekti bunları? Bizim Muzaffer çekiyor tomografi orada şeyde ok meydanında. Ok meydanında. Ok meydanında. Ay o çok iyi. Ben biliyorsun ben o çocuktan başkasından çalışmıyorum. Evet. Ekibimi kurdum. Çok mesudum. Fix bir ekibim var. Gidiyorum her zaman tomografimi MR'ımı ona çektiriyorum. Süper kız. Çok da dizgin bir çocuk. Süper. Çok dizgin bir çocuk. Selam yollama şansım çabuk var. Çabuk düşürmeden. Hayır kalara şey yapayım. Bir tane şuna mı söyleyeyim? Ya birini de söyle işte kızım Allah. Ok meydan hastanesindeki bütün arkadaşlarıma. Tansiyon Semra. Taşı kardı Ayşe. Hepinizi çok öpüyorum canlarım benim olsun. Evet. Yani öpüyorum. Hadi onlara hadi. Buradan kokulu öpücükler yolluyorum. Hastane kokulu. Sinem teyze. Bu sezonda aynı kadroyla mı gitmeler gelmeler hastaneye? Tabii canım ya. Kimse ölmezse inşallah. Ay çok güzel ya. Senin bu esprili kişiliğine bayılıyorum. Canım. Arkadaşlıklarına da çok özeniyorum. Çok sağ ol, çok. Evet. Gün sezonu açıldı. Evet. Günler var mı? Görecek miyiz? Bakıyorum burada. Hiçbir şey yok burada. Yalan da bakıyorum. Yalan. Görecek miyiz? Valla tabii ki gün sezonu açıldı. Herkese hayırlı sezonlar diliyorum. Ama ben gerçekten artık heyecanlandığım günlerde bulunmak istiyorum. Evet. Yani her güne koşmak istemiyorum artık. Böyle farklı bir dedikodu verebilirler. Tabii. Hiç duymadığım bir dedikodu ya da hiç duymadığım bir kek tarifi. Tabii. Öyle olursa öyle günlere gitmek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bir keyif almam lazım artık. Evet. Ya. Evet Sinem teyze senin muhabbetin biraz sıkmaya başladı. Enerji düşüyor. Ama ya. Kız Fikri abi senle devam edelim.
Bu yaz sezonunda senin adını sıkça duyduk. Nerelerde oynadın? Düğünlerde. Düğünlerde oynadım. En son yazın kaynımın eltisinin düğününde oynadım. Oradaki performansı hala konuşuluyor. Bu arada Despacito'da parayı çektim. Ay, kaseti vardır inşallah. Var, çektiler. Süper. Peki şunu soracağım. Eşimle aynı düğünde oynamam diye bir şey demişsin. Doğru mu? O bence biraz çarpıtılmış o haber. Öyle bir şey yok. Uygun bir düğün bulduğumda neden olmasın? Değil mi? Evet. Değil mi? Yani Fikri abi, peki son sorum. Düğün için soyunur musun? Güzel soru. Ya ne sandın? Dık 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 dık. Süper gidiyoruz. Enerji yüksek hadi. Bir keresinde böyle bir limonatayı fazla kaçırdığım bir gecede soyunmuştum. Ama orada bir dayak yedim. Artık bir daha soyunmam herhalde. Ama buradan Bilal Bey sizin aracınızda zaten böyle olanaklar bulamıyoruz. Buradan bir mesaj vermek istiyorum. Lütfen. Yerli düğünler yersiz uzun. Evet. Lütfen düğünleri kısaltalım. Sektör kan ağrıyor. Evet. Bu konuda sana katılmamak elde değil. Ben de buradan düğün salonu sahiplerine, limonatacılara, pastacılara, katkılı limonatayı şiar edinmiş arkadaşlara sesleniyorum. Yerli düğün, yersiz uzun. Doğru. Lütfen bir günde iki düğün oluyor, yetişemiyoruz. Yapmayın bunu bize. Evet. Taktığımız bir çeyrek ya. Evet. Arkadaşlarım şu an beni uyarıyor. Ne var oğlum, deldin lan buram. Telefon var. Tam çıkardı, enerjiyi düşürdüm ya hadi. Evet, telefon var, hemen alalım telefonumuzu. Alo, iyi yayınlar. İyi yayınlar, kimle görüşüyor? Ben Ramazan, İstanbul'dan arıyorum. Evet. Fikri Bey'e bir sorum olacaktı. Hadi sor, düşürdün hep ya. İyi akşamlar Fikri Bey. İyi akşamlar, buyurun. Sorun. Fikri, kirayı ne zaman ödeyeceksin? Ben Ramazan değilim, ev sahibi İbrahim. Güzel soru bence. Fikri abi ne zaman ödeyecek? Valla onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu ay maaş bir ödeme alırsam ödeyeceğimi düşünüyorum. Süper. İnşallah. Merakla bekliyoruz yeni kira ödemenizi. İyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar. İnşallah. Hadi kapat. Hadi. Evet, Mehtap. Anlat bakalım bize neler yapıyorsun? Evleneceğim. 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 Vermezlerse kaçıracağım. Vermezlerse kaçıracağım. Vermezlerse, vermezlerse, vermezlerse kaçıracağım. Evet, vermezlerse sen kaçır en iyisi. Almazlarsa da kaçıracağım. Arkadaşlarla mandakasa bir araba ayarladık. Gidip başına çökeceğim. Çökmezse bayıltacağım. Bir dakika, bir dakika. Burada dedikodu var. Çok büyük bir haber geliyor. Belli ki. Kimi kaçıracaksın kız? Murat Boz'u kaçıracağım. He. Sen onu tanıyor musun? Tanışacağım. Selam vereceğim. Almazsa da kaçıracağım. Bence sen keçileri kaçıracaksın. Süper gidiyoruz. Demek bu yaz Murat Boz'u kaçırma projesiyle. Kaçıracağım. Evet, seni göreceğiz. Kaçıracağım. Murat Boz ve sen. Kaçıracağım. Evet. İnsan ikinizi yan yana düşününce düşünemiyor. Düşüneceğim. Düşünmezse düşündüreceğim. Evet. Ya evleneceğim ya, en iyisi evlenmek yani. Yoksa çok sıkıldım yani artık. Gerçekten çok kafama koydum evleneceğim. Çok da sıkıldım yani. Anladım. Sıkıldın mı yani? Canına tahmet bu seni. Eğleneceğim. Bodrum'a gidip eğleneceğim. Evet. Bodrum'dan sıkılırsam Fındıkzade'ye gidip eğleneceğim. Evet, Mehtap biraz saçmalamaya başladı. Seni hemen kesiyorum. Evet, Mustafa. Evet abi. Mustafa gelmiş. Aa, bana. Süper ha, enerjimiz çok iyi. Mustafa, bu yeni parçalar var mı? Var. İhraç fazlası bütün parçalar gerçekten bende. Şimdi ihraç fazlası diye aklıma geldi. Bak bir şey daha ben size söyleyeyim. Scarlett Johansson buradan aldı. 6 milyon borcu kaldı. Gel gel gel. Sus sus sus. Mustafa. Neden penye? Penye benim kendimi ifade etme biçimi. Bak yine aklıma geldi. Buyurun buyurun. Bihter taytları burada, bihter taytları burada. Gel gel gel. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar rahat mı kız? Rahat olmaz mı kız? Şşş, tamam, ay kaynatmayın aranızda. Geçenlerde senin tezgahındaki bir parçayla ilgili
Yabancı bir parçadan çalıntı olduğu söylendi. Ne diyorsun? Bak, ya şimdi ben bununla karşılaşacağım diye bununla... yani çok soruyorlar bunu. Ben buna gerçekten bozuluyorum. Ya bu başka bir marka, başka bir şey. Ne benzerliği ya? Bir kere bu Fadibas. Hmm. Bambaşka bir ürün yani. Hmm. O zaman çalmak değil de esinlenmek diyelim. Süper gidiyoruz ya, enerjimiz tamam. Mustafa, hazır mısın? Hazırım. Programın başından beri sakladığım sürprizim geldi. Biz zamanında karını kaçırarak evlendiğini öğrendik. Aa. Aa, vermemişsen kaçırmış. Ben de öyle yapacağım. Vermezlerse kaçacağım ya da kaçıracağım. En iyisi bu. Kızım sen bozuk plak gibi, Allah Allah. Bozuk plak gibi diyor. Buna da bir müzik yapsın ama. Git yani şeyi biraz abart. De ki işte adamı göreceğim. Merhaba diyeceğim. Nasılsın, iyi misin diyeceğim. O da ya git filan derse kaçıracağım. Karını zamanında kaçırarak evlendiğini öğrendik. Aa, vermemişsen kaçırmış. Ben de gideceğim, kaçıracağım. Diyeceğim ne yapıyorsun diyeceğim, iyiyim diyecek. Al diyeceğim, gel diyeceğim. O da benimle gelmeyecek. Ben de ne yapacağım? Alacağım mandağı. Kaç kaç kaç. Atacağım arkaya. Kaç kaç kaç. Vermez derse kaç kaç kaç. Vermez derse kaçacağım. Vermez derse gel gel. Evleneceğim ya. Yaptık hanım. Kızım ne kullanıyorsun? En iyisi kaçmak. Ya bozuk plak gibi aynı şeyi söyleyip durma. Saçlarına da Allah kitap aşkına bir şey yap. Yani açıkçası bu çok gizli bir bilgiydi. Nasıl ulaştın Bilal abi, hayret ediyorum. Biz ulaşırız. Yani ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada kaçırmak falan diyoruz. Kötü örnek olmayalım televizyonda. He kızı sen kaçır, kötü örnek biz olalım. Hadi lan oradan. Şaka şaka tıpı 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 tıs. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Karının yıllardır seni dövmek için arayan abilerini bulduk. Ama. Stüdyomuza çağırdık. Evet, abiler geliyor. Aa! Alkışla. Bravo. Bilal abi, Bilal abi. Ya yıllardır beni arayan kanlılarımı bulmuşsun. Çok tatlısın gerçekten, çok sağ ol. Abiler, hoş geldiniz. Keşke sopam olsa ben de vursam. Ben de vursam. Bir şey yapıyorsunuz ya. Çek 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 çek. Belgüzar Koreli ekranları neden bırakıyor? Televizyon yapmayacağım. Yoksa neden ikinci kez anne olma isteği mi? Allah nasip ederse olacak. Eski eşinin adını duydu. Ay. Çok sinirlendi. Muazzez Ersoy, eski eşi İsmet Özan'la ilgili sorulara neden bu tepkiyi verdi? Ay. Az sonra. Çek çek. Alişan'ın Yüz Adası macerası. Yavaş çekelim, ne olur yavaş çekelim. Ay. Şerat abi sana. Oh. Bir dönem erkekliğin el kitabını yazan adam nasıl Yüz Adası yaptırdı? Yaptırmayın böyle bir şey. Yaptırmayın. Oh. Az sonra. Çek çek. Ünlü popçu Levent Yüksel'in kendisinden 31 yaş küçük Lidya Özdemiroğlu ile aşk yaşaması gündeme bomba gibi düştü. Şimdi de sırada aralarında yaş farkı olan ünlülerimiz var. Kulun olayım, kölen olayım. Herkes bu çifti ve 31 yaş farkına rağmen başlayan aşkı konuşuyor. Ölürüm yoluna, ölürüm de yine boyun eğmem.
Levent Yüksel'in kendinden 31 yaş küçük Lidya Özdemiroğlu'yla aşk yaşaması gündeme bomba gibi düştü. Aşkın suya yazılmış bir yazıydı. Peki yaş aşka düşman mı? Ünlüler dünyasının yaş farkı olan çiftlerini izlerken çok şaşıracaksınız. Ne diyordu Levent Yüksel ünlü şarkısında? Ne olursa olsun yeter ki onursuz olmasın aşk. Yeter ki onursuz olmasın aşk. Şu sıralar böyle bir aşk var hayatında Levent Yüksel'in. 53 yaşındaki sanatçı, kendinden tam 31 yaş küçük 22 yaşındaki Lidya Özdemiroğlu'yla aşk yaşıyor. Anlaşılmaz, suskun bir halim vardı. Sana inat seni, sevdim yine sevdim. Dile kolay, tam 31 yaş. Peki aileler ne diyor bu işe? Ünlü müzik adamı Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya. Annesi Hepgül Özdemiroğlu bu aşka destek veriyor. Çünkü o da böyle bir aşkın kahramanıydı. Seni sevdim, yine sevdim. Atilla Hepgül Özdemiroğlu çiftinin arasında da ne tesadüf ki 31 yaş fark vardı. Senin için söyleniyor. Levent Yüksel'in bu aşk hikayesinden yola çıkarak ünlüler dünyasının yaş farkı olan ünlülerini araştırdık. Levent Yüksel'in eski eşi Sertab Erener şu sıralar müzisyen Emre Kulay'la evli. Erener 52, eşi 35 yaşında. Aralarındaki 17 yaşa rağmen çok mutlular. Yüzüm kara, kalmadı yara, oldum rengarenk. Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk. Yaş farkı denince akla ilk gelen çift onlar. Pınar Altı 43, eşi Yağmur Atacan 34 yaşında. 9 yaş farka rağmen ünlüler dünyasının örnek çiftleri onlar. Ne çıkar kopsa fırtınalar, sarıldık sarmaşıklar gibi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer rüya gibi bir düğünle evlenmişlerdi. Tesadüf diyemem kendimi, kalbimi yenemem belli ki kaderde. Büyük biri var. Yan yana durduklarında yaş farkı yok gibi görünüyor ama 40 yaşındaki Başak Dizer, 34 yaşındaki Tatlı Tuğ'dan 6 yaş büyük. Gözlerinde kaybolmuşum, zaman durmuş mest olmuşum. Zaten başım dönüyor, seni fazla kaçırmışım, dudağından çok içmişim. Kenan İmirzalıoğlu'yla Sinem Kobal'ın ne kadar yakıştığını söylemeye gerek var mı? Beyefendi 43 yaşında, eşinden 13 yaş büyük. Sinem Kobal'sa 30 yaşına yeni girdi. ...34 yaşındaki Kadir Doğulu'nun hayatını birleştirdiği Neslihan Atagül 24 yaşında. Kibariye'nin eşinden hayli büyük olduğunu bilmeyen yok. 57 yaşındaki Kiboş, eşi Ali Küçükbalçık'tan tam 19 yaş büyük. Geberiyorum aşkından, kalmadı bende gururdan eser. Ebru Yaşar, Necat Gülseven son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden. Tarih yazarken yaşındaki Ebru Yaşar pek göstermiyor yaşını. O yüzden 29 yaşındaki Necat Gülseven'le yan yana geldiklerinde aralarında 10 yaş fark olduğunu anlamıyoruz. Korusun hepimizi Allah'ım. Korusun hepimizi.
yaparsan yap, aşk ile yap diyen adam Kenan Doğulu'nun Beren Saat ve Saadet'ine diyecek yok. Ne yaparsan yap, aşk ile yap, aşk ile yap. 43 yaşındaki Kenan Doğulu'nun 33 yaşındaki Beren Saat'le arasındaki 10 yaş farkı umursadığını hiç sanmıyoruz. Gülersen kalanı detay, gerisi kolay. Serdar Ortaç aşkı aradı, aradı, aradı. Geç de olsa Chloe'yi de buldu. Şimdi sahneye çıkacağım, çıkacağım. Serdar Ortaç tam 47 yaşında. Chloe ise 25'inden gün aldı. Aralarında tam 22 yaş fark var ama mutlular. Çok güzel bir aşk yapacağım, yapacağım. Aşkın aklını alacağım, alacağım. Aşık ol, hayatın değişir. 47 yaşındaki bir başka popçumuz Mustafa Sandal. Musti ile Emine Sandal arasında 12 yaş fark var. Emine Sandal 35 yaşında. Cana yana sarılıp uzansam, tatlı hayallere dansam. Sen bana ben sana tutsam. Yılmaz Erdoğan genç dursa da 50 yaşına geldi. Eşi Belçin Bilgin 34 yaşında. Aralarındaki 16 yaş mutluluğa zerre engel değil. Tut günlerinden bir gün sabah beş. Dilimde bir şarkı nasılsa beleş. Ben deniz şekerlerin oluyum cebimde güneş. Tarkan'a damatlık giydiren kadın Pınar Tevetoğlu 33 yaşında. 45 yaşındaki mega starımız 12 yaş farka rağmen gözlerinden mutluluk saçıyor. Tut elimden beni çok sev, kimseye verme. Seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. İyi günde, kötü günde sakla göğsünde. Sen bu kalbe iyi geldin, benden hiç gitme. Halit Ergenç'in 47, Bergüzar Korel'in 35 yaşında olduğunu biliyoruz. 12 yaş fark var aralarında ünlü çiftin. ...56 yaşındaki Mehmet Aslan Tuğla, 44 yaşındaki Arzu Monan, ünlüler dünyasının en örnek evliliklerinden birini yıllardır devam ettiriyorlar. 67 yaşındaki Masar Alanson, 57 yaşındaki Biricik Sude'ne hala aşk şarkıları yazıyor. Yandım yandım ah yine yandım. Bana evden şarkılar söyleten kadın. Örnekler say say bitmiyor. Yaş farkı aşka hiç de engel değil. O yüzden mutluluklar Levent Yüksel. Anlaşılmaz suskun bir halim vardı. Sana inat seni sevdim yine seni. Çek 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 çek. Şahan Gökbakar'ın son bombası Kayhan Dağı'nı ilk görüntüler. Yavaş lan yavaş, ben sana diyorum. Recep İvedik'le gişeyi sallayan Şahan Gökbakar'ın çok güvendiği yeni karakteri Kayhan'ın setinde neler oluyor? Aşkım! Aşkım! Nasıl vuruyorsun oğlum sen? Şey. Kayhan'ın boks sahnesinin kamera arkası sadece Show TV'de. Aşkım! Aşkım! Nasıl vuruyorsun oğlum sen? Bana mı diyorsun? Ha, sana diyorum. Az sonra... Deniz Akkaya, Gülben Ergen'e neden 90'lardan kalma dedi. Kimler güzel oyuncu Ezgi Mola'ya hakaretler yağdırdı. Alişan'ın Yüz Adası yaptırdığı anlar ve daha fazlası renkli haber turumuzda. Magazin dünyasında hareketli bir hafta geride kaldı. İşte son haftadan yansıyan haberler. Şevval Sam'a büyük hediye. Açılışı yapılan bir okulun bir sınıfına ünlü sanatçının ismi verildi. Çok onore oldum ve çok mutlu oldum. Yani eğitime önem veren biri olarak özellikle de hani bir müzik atölyesinin
isminin Şevval Sam Müzik Atölyesi olması beni çok gururlandırdı. Şevval Sam, sanata verilen önemden de memnun. İnsanın hayatında mutlaka sanat olmalı. Bu çocukların hayatlarında mutlaka sanatın herhangi bir dalı olmalı. Bunu profesyonelce yapmasalar bile... Yani müzik olsa çok daha iyi olacak tabii. Leman Sam gibi efsane bir müzik insanının kızı olan ve kendisi de başarılı bir müzisyen olan Şevval Sam'ın nota bilmediğini öğreniyoruz sohbetimiz sırasında. Bir enstrüman öğrenmek fırsatım, nota öğrenmek fırsatım olmadı. Ama belki öyle bir travma yaşamasaydım genç kızlığımda bunu daha akademik bir süreç haline dönüştürebilirdim müziği. Şevval Sam kendine has bir nota sistemi bile geliştirmiş. Benim kendime has notalarım vardır. Müzisyen arkadaşlarım bilirler. Şarkıyı ezberlerken kendi notalarımı yazarım. Benden başka kimse bilmez. Bir eski bir nota sistemi vardır, Hampartsum diye. Ben de buna Sampartsum diyorum. Balıklar Boğulmasın isimli sosyal sorumluluk projesinin organizasyonunda Engin Hepileri ve eşi Beyza Şekerci ile birlikteyiz. Valla ismini duyunca insan bir nasıl yani balıklar nasıl boğulmasın diyor ama içeriğini öğrendikten sonra çok hoşumuza gitti. Denizde fosfatın aslında yosunların oranını arttırdığını ve bu artan yosunların balıkların yaşam alanındaki oksijeni azaltması çok güzel bir farkındalık yaratmak adına yapılmış bir proje. Biz de suyun altında oksijensiz kalarak gördüğünüz gibi. Nasıl geçti çekimler suyun altında? Zor muydu? Valla eğlenceliydi. Biz yukarıda havuzdaydık. Tamer abi aşağıdaydı. Böyle bir telsiz aracılığıyla bize bir takım direktifler verdi. Baloncukların çıkması vesaire. Çok da kolay değilmiş. Yani kıyafetler girince ağırlaşmaya başlıyorsunuz çünkü aşağıda. Engin Bey'e soralım hemen. Dalış yapmayı ya da su sporlarını seviyor mu? Yok, benim öyle bir özel bir merakım yok. Denizi çok severiz tabii ki ama hani dalış denizi gibi. Su konusunda bizim ailedeki aktif adam Engin'dir. Genç oyuncu Leyla Tanlar'la birlikteyiz sosyal sorumluluk projesinde. O da fotoğrafıyla destek veren isimlerden. Aslında sürpriz bir şekilde çok kolay geçti. Çok güzel oldu. Yani biraz endişeli gitmiştim nasıl. Çünkü yani işin estetikte bir boyutu var. Ama güzel oldu, iyi oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Organizasyonda Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı çiftine rastlıyoruz. Genel olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Burada da deniz altındaki canlıların oksijensiz kalması üzerine fosfattan dolayı bu konuda insanları biraz daha bilgilendirmek için böyle bir proje bize de sundular. Biz de içinde bulunmak istedik. Kıvanç Kasabalı da projede olmaktan mutlu. Böyle güzel projede yer almak istedik. Çünkü denizlerimiz çok değerli, yaşayan canlılar çok değerli. O yüzden balıklar boğulmasın diyoruz ve projenin içinde yer alıyoruz. Umarım halkımız da duyarlılık gösterir, projeye destek olur. Onlara da soralım, çekimler zor mu? Biraz zordu. Yani Tamer abi çekti tabii. Allah'tan hızlı çektiği için boğulmadık. Ben ilk defa su altında çekim yaptım ama Tamer abinin tabii olması çok rahatlattı bizi. O yüzden hani çok seri şekilde çektik. Gonca Vuslateri'nin yanındayız. O tam bir hayvansever. Fosfat hikayesiyle alakalı bir sosyal sorumluluk projesi. Benim de canlıları ne kadar sevdiğim zaten ortada. Ata Demirer ve Metin Akpınar'ı buluşturan reklam filminin kamera arkasında kahkahalar havada uçuştu. Nasıl baba ama? Araba... Ah, unuttum o kadar. Ya Metin abi çıkarıp ben tek başıma oynayayım. Selami Şahin Bostancı'da verdiği Eskimeyen Şarkılar konserinde sürpriz düetlere imza attı. Şahin, Işıl Yücesoy ve Nil Burak'la aynı sahneyi paylaştı. Yalnız bir mevsim değil, yalnız bir bahar değil. Her zaman her yerde. Şahin konserinde yıllar önce eşi Didem Şahin için yazdığı Özledim şarkısında eşiyle dans etti. Özledim teninin kokusunu özledim. Özledim sımsıca nefesini özledim. Özledim sohbetini, o sesini özledim. Gelmedin göz bebeğim, can yoldaşım.
Başrolünde Mehmet Günsür'ün yer aldığı Martıların Efendisi filmi kadrosu ve konuk oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Bak işte bunlar böyle bütün gün gezip oynaşıyorlar. Akasın yoldaş oldu bizim. Kimse benim için bir şey yapmadı bu dünyada. Bilgin burada mısın? Ne istiyorsun lan sen benden? Nikahlıklarımı kaldırıyor. Timuçin Esen, Nejat İşler gibi isimlerin kastında yer aldığı filmde Sarp Akkaya ve Aras Bulut İynemli de konuk oyuncu olarak yer aldı. Esas hikaye var. Karısı tek. Karısı tek ne? Siber Zorba Olma, Farkına Var adlı sosyal sorumluluk kampanyasının yüzü olan Ezgi Mola, sanal zorbalığa dikkat çekti. Karşısındakini hakir görme, tehdit etme, aşağılama, dışlama, ayıplama ya da dedikodusunu yapma ya da iftira ederek onu karalama şeklinde karşımıza çıkıyor. Benim de başıma geliyor. Özellikle sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımların insanları bunalıma soktuğunu söyledi Ezgi Mola. İnsanları bunalıma sokabilecek bir şey çünkü çok tehlikeli bir boyuta gidebilecek bir şey. Zaten orada da uzun uzun bahsetmiştik. Kendisi de birçok kere bu tarz söylemlere maruz kalmış olmanın üzüntüsünü yaşıyor ünlü oyuncu. O kadar ağır şeyler olabiliyor ki çünkü çok ağır bir hakaret ediyor ya da o kadar büyük bir beddua ediyor ki insan düşmanına söylemez. Yani neden bunu bana söylüyorsun diyorum ve cevap da veriyorum. Yani neden böyle bu kadar ağır bir şey söylüyorsun? Ne seni böyle yaptı da bu kadar nefret dolusun? Ya da ben sana ne yaptım da benden bu kadar iğreniyorsun? Çünkü orası özgür bir alan. Şayet sevmiyorsan ki bundan da normal bir şey olamaz. Takip etmeyebilirsin. Türkiye'de film ve dizi sektörü konulu panele konuşmacı olarak katılan Songül Öden, yurt dışında ses getiren diziler yapmasına rağmen kendisini dünya starı gibi görmediğini söyledi. Yok, ben kendimi hiç öyle, birbirimizi tanıyoruz, öyle isimler koyan bir oyuncu değilim. Ben işimi yapıyorum sadece. İşim nasıl karşılık bulursa seyircinin takdiri onlar. Ben öyle şeyler, öyle biri değilim zaten, öyle isimler koyamıyorum kendime. Dizilerin yurt dışı satışlarından oyuncuların ne kadar kazandığına dair bir soruya Songül Öden şu yanıtı verdi. Gerçeğinden daha büyük paraları satılmış. Evet, o yapımcı onu ağzından kaçırdı. Duyduk. Gerçekten pay almıyor musunuz yoksa böyle satışlarda alıyor musunuz? Oyunculara da veriliyor mu? Yani bu meselenin yatak odası kısmı ya. Hani bu bizim hani sözleşme kısmımız. Ayıp olur şimdi hani bunu bütün halkla paylaşmak. Anlaşmaya göre diyelim. Evet yani ben hiç bir zaman ne birine maaşını sorarım ne de bana sorulmasını isterim. Hani işin hakikaten mesleki olarak yatak odası kısmı o. Türkücü Alişan sosyal medyada yüz ağdası yaptırırken görüntülerini paylaştı. Bayağı ciğer kov. Bakalım nasıl çıkacak bunlar, nasıl çıkacak? Yüz ağdası, yüzdeki istenmeyen tüyleri ve lekeleri temizleyen bir erkek kuaförü uygulaması. Ama biraz acı veriyor haliyle. Yavaş çekelim, ne olur yavaş çekelim. Ay. Şerap abi sana intikam alıyor abi. Ay, yaptırmayın böyle bir şey. Yaptırmayın. Oh! Alişan'ın bu görüntüsü sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi. Evet, şimdi buralarda sıra. Ay. Ay. Anam, anam. Tertemiz ol, bak tertemiz oluyor. Şimdi bu taraf, sol taraf. Ece Erken ve sevimli oğlu Eymen'e rastlıyoruz bir alışveriş merkezinde. Eymen elindeki simidi kimseyle paylaşmamaya kararlı. Eymen bugün simiti saklamaya çalışıyor da herkesten. Ondan dolayı kaçıyoruz. Eymen, simiti vermeyecek misin? Niye anneciğim ama? Paylaşmamız lazım. Çok az, çok azlar, çok az. Çok az. Çok mu seviyorsun? No. Bu arada Gülben Ergen'in Ece Erken'i açtığı davada adının dava dilekçesinde magazin figürü olarak geçmesine Erken biraz sinirlenmiş gibi. Karşı davayı hemen açmış. Şey yaptık, avukata verdim, savcılığa verdik. Hani en azından avukatının nasıl hitap etmesi gerektiği şeklinde bir uyarı alacaklarını düşünüyoruz. Avukata gitmiş. Magazin figürünü aşağılamak anlamında söylemiyorum ama herkesin bir mesleği var. Hani karşımdaki ekonomi bakanı değil ki bana magazin figürü diyecek yani ki ekonomi bakanımız bile saygıda kusur etmez mesleğimiz konusunda bize. Deniz Akkaya'ya rastlıyoruz aynı alışveriş merkezinde. Onlar da anne kız dolaşıyorlar.
Ne için bu alışveriş? Hemen soralım. Ayşe'nin de bugün arkadaşın doğum günü vardı. Hediye almaya geldik. Öyle hızlı hızlandırılmış alışveriş turundayız. Deniz Akkaya ya da Gülben Ergen ve Ece Erken arasındaki magazin figürü polemiğini soruyoruz. Bakın ne yanıt veriyor. Ay aman ne olur bakın şu 90'lardaki insanlara beni bulaştırmayın. Ben tekrar soruyorum. Bakın ben kendi işimdeki artık çalıştığım insanlar hepsi 20'li yaşlarında. Ece Erken ve Deniz Akkaya'nın Gülben Ergen'e öfke dolu bu açıklamaları Seren Serengil'in sözlerini getiriyor aklımıza. O da şu sözleri sarf etmişti mikrofonlarımıza. Gerçekten bu mercileri ciddiye almamak ve orayla dalga geçmek diye düşünüyorum. Çünkü sen bu şeyleri yaşıyorsun, bu yasak aşkı yaşıyorsun, bu aile değerlerini yıkıyorsun. Ondan sonra mahkemeleri kullanarak, çünkü aile mahkemesi bakmıyor. Hemen böyle bir karar aldırabiliyorsun kadını koruyan bir taraf olduğu için. Ama ben zaten kadını koruyorum ama esas kadını koruyorum. Yani ben adamı karısını koruyorum. Korumuyorum. Programla alakası yok tedbirin. Seren Serengil bu sözlerini Gülben Ergen özeline söylemediğini dile getirse de sözlerin adresi belliydi. Ben bunu Gülben'le ilgili söylemiyorum. Ben bunu herkese, yani Gülben'e girmiyorum bile. O kadar çok skandal var ki bu yıl. Bu yıl skandallar yılı. Son mesela. Çek çek. Şahan Gökbakar'ın son bombası Kayhan Dağı'nı ilk görüntüler. Yavaş lan! Yavaş! Ben tanıdıyorum. Recep İvedik'le gişeyi sallayan Şahan Gökbakar'ın çok güvendiği yeni karakteri Kayhan'ın setinde neler oluyor? Alo! Üstad! Nasıl vuruyorsun oğlum sen? Kayhan'ın boks sahnesinin kamera arkası sadece Show TV'de. Alo! Nasıl vuruyorsun oğlum sen? Bana mı diyor? Ha, sana diyorum. Az sonra. Tek 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 tek. Bergüzar Koray neden ekranları bırakmak istiyor? Muazzez Ersoy eski eşiyle ilgili hangi soruya çok kızdı? Ve şimdi de sırada renkli İstanbul caddeleri var. Listen to the stars till you hear your voice and get a lover, to get a lover. Bergüzar Koreli ekranları neden bırakıyor? Televizyon yapmayacağım. Yoksa neden? İkinci kez anne olma isteği mi? Allah nasip ederse olacak. Eski eşinin adını duydu. Ay. Çok sinirlendi. Sen şimdi çantayı yiyeceksin kafana. Muazzez Ersoy, eski eşi İsmet Özhan'la ilgili sorulara neden bu tepkiyi verdi? Ay. Havalar soğuk, caddelerde pek ünlü yok ama AVM'ler dolu. İşte ünlülerin AVM keyfi. Bergüzar Korel, siyah veresi, gözlükleri, kırmızı montu ve hayli zayıflamış haliyle kameralar karşısında. Ne masallar mindiler, söylediler dünya üstüne. Aldatıldık, aldatıldık. Sahi bu zayıflığın sırrı ne? Hipoglisemi var bende. O yüzden gluteni kestim. Ekmek yemiyorum hiç. Yani glutenli ürünler yemiyorum. Galiba o yüzden. Bir de spor falan yapıyorum. Kaç kilo gitti? 5 falan galiba. 5'ten fazla görünüyor Bergüzar Hanım. Bizce bir daha tartılı. Öyle mi? Ne bileyim, bilmem. Yani pilates falan yapıyorum herhalde o yüzden. Gelelim işe güce. Bergüzar Korel radikal bir karar almış. Televizyona geri dönmek istemiyor. Hiç çalışmayacaksın. Evet, çalışmayacağım. Hiç çalışmayacağım. Yani hiç diyemem tabii, yaşamak için çalışmak zorunda. Televizyon yapmayacağım. Uzun bir süre yapacağımı sanmıyorum. Oyunculuğa sadece sinema ve tiyatroda devam etmek istiyor. Yani bu sürelerde dizi yapmayacağım. Tiyatro, sinema. Tiyatroda ancak benim düzenime prova saatleri uydurulursa. Nedeni ailesine vakit ayırmak istemesi. Bu karar ikinci kez anne olmak istediği şeklinde yorumlanabilir mi? Allah nasip ederse olacak yani. Her zaman onu istiyoruz ama kısmet bu işler, bilmiyoruz ki. Çağla Şikel çocuklarıyla bir alışveriş merkezinde. Selamlı. Çocuklarla eğlence. Evet ya, ben birkaç gündür görmedim. Ben çalışıyordum, hem de babada vardı.
Bugün de şimdi yemek yemeye geldik. Oradan bir sürü bir yerlere gideceğiz. Yakın arkadaşı Alişan'ın evliliğin ucundan dönmesini soruyor muhabirler. Artık Alişan'ın özel hayatına dair konuşmak istemiyor. Aa, onunla ilgili ben bir şey demeyeyim ya. Gerçekten. Yani onunla ilgili bir şey demeyeyim. Çünkü o kadar kısmet işi. Bunu hep beraber gördük. Nasıl ucundan dönüldüğünü de gördük. Dolayısıyla olup olmayacağını da 2018 yılı gösterecek veya daha sonraki yıllar gösterecek. Röportaj yaparken çocuklarını kaybedince panik oluyor. Tak tak işte böyle. Gidiyorum. Çocukları kaybettim sizin yüzünüzden. Siz bulacaksınız. Hadi görüşürüz. Pınar Altuğ kızıyla alışverişte. Yüzünde makyaj yok. Eşi Yağmur Atacan bir zamanlar oyuncuydu. Başarılıydı da. Yeniden setlere geri dönmeyi ister mi beyefendi? Bilmiyorum, güzel bir şey gelirse oynar gibi geliyor bana. Hani sanki böyle bir tekrar o set günlerini özlüyor gibi geliyor ama bu benim şahsi fikrim. Beraber dizide oynamak istiyor eşiyle. Ah keşke. Muazzez Ersoy makyaj malzemesi bakıyor. Biraz makyaj sohbeti, sonrası muhabirler eski eşi İsmet Özhan'ı soruyor. Yeniden yeni imajıyla ortaya çıktı biliyorsunuz. Ay. Hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın. Bu tepkiyi verdiğine göre eski eş düşman olmuş. Kendinize iyi bakın, ben şimdi çantayı yiyeceğim kafana. İsmet Özhan bakın ne demişti biten evlilik sonrası. Benim bildiğim evlilik iki kişi üstüne kurulan bir evliliktir. Ve çok karışan olursa olmuyor tabii. Şahan Gökbakarı'nı, son bombası, Kayhan Dağı'nı, ilk görüntüler. Yavaş lan, yavaş, ben sana diyorum. Recep İvedik'le gişeyi sallayan Şahan Gökbakar'ın çok güvendiği yeni karakteri Kayhan'ın setinde neler oluyor? Oh, nasıl vuruyorsun oğlum sen? Kayhan'ın boks sahnesinin kamera arkası sadece Show TV'de. Nasıl vuruyorsun oğlum sen? Bana mı diyor? Ha, sana diyorum. Az sonra. Tek tek. Cem Yılmaz bütün komedyenlere tur bindirdim dedi. Bakın nasıl cevaplar geldi. Peki en komik hakikaten Cem Yılmaz mı? Aralarında bir sıralama olsa nasıl olurdu? Sizler için araştırdık. İzliyoruz. Cem Yılmaz, tur bindirdim dedi. Ben çünkü tur bindirdiğim için. Komedyenlerden cevap gecikmedi. Böyle bir şeyden haberim yok. Ben o yarışı görmedim, bilmiyorum ne zaman. Gerçekten en komik Cem Yılmaz mı? Sizler için araştırdık. Alo, 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 alo. Kimle konuşuyorsun? Skorsky, Submarine. Her şeyi kullanabiliyorum ben. Sembolik anahtar yap dedik sana. Çapa yaparsın bununla. Tamam mı lan, uzatma. Dün devam edin. Yeni filmi Arif ve 216'nın vizyona girmesinden hemen önce Cem Yılmaz akıl oyunları yapmaya başladı. Şu açıklama polemiğin fitilini ateşledi. Başarılı komedyen zaten çok az yani. Şöyle bir sayayım desem. Siz? Ben sonlardayım. Ben memleketin evet başarılı komedyenlerinde en sonlardayım. Hayırlısı inşallah evet. Birinci olursunuz. Yok, sonlarda olmak güzel. Ben çünkü tur bindirdiğim için. Komedi dünyasına tur bindirdim diyordu yüksek bir özgüvenle. Bu açıklamaya tepkiler gecikmedi. Yılmaz Erdoğan esprili yaklaştı. Cem Yılmaz'ın bir açıklaması vardı abi. Ben komedyenler arasında sonuncuyum ama hepsine tur bindirdiğim için sonuncuyum demişti. Neler söyleyeceksiniz bu tepkiye? Sen buradan bir şey mi çıkaracaksın? Yok sadece yani komedi olarak. Ben o yarışı görmedim, bilmiyorum ne zaman. Engin Günaydın'a da soruldu. Önce duymadığını söyledi bu sözleri. Böyle bir şeyden haberim yok. Sonra ince göndermeler yaptı Cem Yılmaz'a. Bilmiyorum, böyle bir yarıştan haberim yok. Yani haberimiz olsaydı biz de gardımızı alırdık. Ben rakip olarak düşünmüyorum yani. Bir partner olarak düşünüyorum. Yani
komedide rakip yoktur. Birisi birisinden daha iyidir diye bir şey yok. Herkes kendi alanında hareket ediyor. Bundan sonra gardı indirmezsiniz herhalde. Yani bize de haber verirlerse memnun oluruz. Sert tepki veren de oldu. Cem Yılmaz'ın bu açıklamasından hemen sonra Şahan Gökbakar goygoycu diyerek tepki gösterdi. Teşekkürler hepinize. 10 yıldır Türk sinemasında zirveyi layık gördünüz, rekor üstüne rekor kırdık. Bu sene sinema sektörünün %30'unu tek başımıza yapmışız. Bükemediği bileği öpmek yerine gömmeye çalışanlar ve goygoycularına yine en büyük cevabı verdiniz. Polemik bir yana Cem Yılmaz'ın bu açıklaması bizi bir araştırmaya sevk etti. Hakikaten komedinin zirvesi açık ara Cem Yılmaz'da mıydı? İzliyor filmde NYFD, New York Fire Department. Bir sürü böyle Colin Farrell'lar borulardan iniyor. Brad Pitt gibi adamlar alevlerin içinde falan. Diyor ki itfaiyeci olacağım. Sonra oluyor, Fatih'te itfaiyede oturuyor böyle çay elinde. Şaban abi borudan kayalım mı? Konu stand-upsa Cem Yılmaz bu konuda en başarılı isim. Ne oldu amca? Ne oldu? İngiltere'ye diyemez miyim? Yanımda bayan vay amca, bayan vay. Turist olarak geldim. Döneceğim Türkiye'ye. İşim gücüm var. Yoksa İngiltere'ye. Sahnede Cem Yılmaz'ın yarattığı etki bizce dünya çapında. Tek başına sahneye çıktığında ondan komiği yok. Bir kebapçı dediler gittik. Hiçbir kabahatimiz yok. Abi kebapçı falan değil. Fetiş restoranı. Abi ne haber? Abi hoş geldin. Abi hoş geldin. Öp 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 öp. Komi geldi öptü kazadık. Öp 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 öp. Doyamadım. Tek kişilik gösteri konusunda Cem Yılmaz'ın yanına yaklaşabilen tek isim Ata Demirer. O MR cihazı var ya, kabul ediyorum çağın buluşu. Fakat felaket bir alet o. Pide fırını gibi bir şey o. Yağlıyorlar, ballıyorlar, seni veriyorlar içeri. Bir de sesi var. Gor 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 gor. Vil 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 vil. Cal 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 cal. Dil 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 dil. Urfalı Kanarya. Şak 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 şak. Sonucu da bir şeye benzeyemedi. Sonucu da anlayamadık. Ata Bey kıpraşmışsınız diyor. Angusum ya ben. Ürkmüşümdür içeride. Konu sinema olunca da başarılı Cem Yılmaz. Pop mu söylüyor ona? Pop söylüyor. Oku bakayım. İşte kuzu kuzu geldim dili deyince kapandım dizlerime. Dur. Çok iyi. İsim olarak ne düşündünüz? Valla biz Tarkan diye düşünmüştük ilk etapta. Olmaz. Daha önce yapıldı. İşte kuzu kuzu geldim dili deyince kapandım dizlerime bu kez. Ama en başarılı mı? O tartışılır. Zira Ata Demirer'in eyvah eyvahları... Buyur kimsin? Hüseyin. Firuzan abla. Ne yapıyorsun be? Dur bak daha neler yapacağım sana. Sembolik anahtar yap dedik sana. Çapa yaparsın bununla. Düğün dernekte Ahmet Kural'la Murat Cemcir fırtınası. Ne kesiyorsunuz bu bayram? Karı kız. Tamam ulan uzatma. Düğün devam ediyor. Ve Şahan Gökbakar'ın fenomeni Recep İvedik'in gişe rakamları Cem Yılmaz'ın önünde. Ali bir şey diyeceğim Adem, neredesin? Hemen devir damperi döndür kamyonu gel mahveden ya. Bu haltı biz yedik bir temizleyeceğiz bu kadar. Konu televizyon olunca da en komik değişiyor. Televizyon dizilerinde Gülse Birsel en komik unvanını eline alıyor. Onun yazdığı televizyon dizileri hala fenomen. Arkadaşlar yönetme ele aldığım için dergide bir takım değişiklikler ve yenilikler yapmayı planlıyorum. Sen de diğer iktidarlar gibi kadrolaşacaksın yani. Kadrolaşmayacağım şey. Şu kadrodan gayet memnunum. Sadece tabii dergide bir takım değişiklikler, kendime göre renkler getirmeyi düşünüyorum. Çünkü çok eskiyen yerler var kanaatimce. Enkaz devraldık diyorsun yani. Ben böyle diyeceğini biliyordum. Konu tip yaratmaya gelince Engin Günaydın ve Binnur Kaya çıkıyor ortaya. Burhan Altıntop ve Şahika Koçarslanlı'dan komiği var mı ekranda? O zaman ucundan şöyle bir kıtır alırım ben. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Rahat mısın sen? Ben kendime karar aldım onları. Sana mı aldım? Çüş! Özür dilerim de ben 6 tane görünce dedim herhalde hepimize... 6 tane kendime aldım! Lokma mı sayıyorsun sen benim ya? Tur bindirdim diyen Cem Yılmaz'la Burhan Altıntop'un yan yana geldiği sahnede siz en çok hangisine güldünüz?
Seyrettiniz mi filmi? Yok ama tesadüf bir bugün aldım, seyredecektim. DVD'yi imzalar mısın Datlum? Datlum mu? He. Buyurun. Prensip olarak korsanları imzalamıyorum ben. Korsanlar değil bu, Arok. Kardeşim korsan DVD o. Emek hırsızlığı, ayıp. Cimcim benimki acaba emek değil mi? Ben gitmişim vali konağında bu sıcakta bunu hırıl hırıl aramışım. Yani benimki emek değil mi? İmzalayıver gülüm şunu. Ayıp ayıp ayıp. Senin arabanın Temmuz pulunu biz halk olarak biz cebimizden ediyoruz be. Korsan DVD'yi imzalamıyorum, var mı? İmzalamıyorum. Bir dönem komedyenlerin özel hayatları çok tartışılırdı. Yapılan anketlerde güzellere komedyenlerle evlenilir mi, evlenilmez mi diye soruldu. Evlenir mi, niye evlenir misin? Ya somurtacağını güldürsün, daha iyi değil mi? Bence komik adam ve ciddi adamla evlenilir. İkisiyle de. İkisiyle de. Maddi durumu çok iyi bir kadındır ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ve sadece gülmeye ihtiyacı vardır. O zaman o adamı evet gülmek için belki koca olarak alır. Bu tabuları da yıkan adamlar var. Şahan Gökbakar, özel hayatı ve eşine olan aşkından çıkan esprileriyle tur bindirmiş bir isim. Evet, Sayın Cicim, ne zamandır araba kullanıyorsunuz? Araba kullanıyorum ama rahatsız ederim. Ne zamandır işte? Ya Şahan, ne olursun ya? Cicim! Yavrum, şoför Nebat. Şoför Nebat. Beni çok rahatsız ediyorsun şu anda. Şikayet ediyorum. Araba kullanan biri rahatsız ediyorsun şu anda. Ama beni acaba rahatsız ediyorsun ve bana rahatsızlık veriyorsun. Sen de bu civciv kostümünün araba kullanarak bizi rahatsız ediyor. Evet sevgili seyirciler, inanılmaz bir şey oluyor şu anda. Bir civciv araba kullanıyor. Çek çek. Söz Aydan'ı, sevgilisinin filmini, gişe yorumu. Sinema başka bir şey, başka bir emek sarf edilen bir şey, o yüzden. Barış Arduç'un filminin gişede sınıfta kalmasına ne dedi? Komedi canı istememiş olabilir. Az sonra. Çek çek. Makaraya hazır olun. Mahmut Tuncer'le Kim 20 Lira İster başlıyor. Şimdi size bir soru soracağım. Evet. Bilirseniz. Mahmut Tuncer'in akıllara ziyan bilmeceleri geliyor. Dünyada ölmeyen bir canlı söyle bana bakayım. Altı ayaklı bir hayvan söyle. Dünyanın en temiz hayvanını söyle. Az sonra. Çek çek. Programımızda şimdi de sırada Şahan Gökbakar'ın son bombası Kayhan'dan ilk görüntüler var. Boks ringine çıkan Kayhan, bakın orada neler yaşıyor. Şahan Gökbakar'ın son bombası Kayhan'dan ilk görüntüler. Yavaş lan! Yavaş! Ben sana diyorum. Recep İvedik'le gişeyi sallayan Şahan Gökbakar'ın çok güvendiği yeni karakteri Kayhan'ın setinde neler oluyor? Ah, alo! Kuşlar! Nasıl vuruyorsun oğlum sen? Şey. Kayhan'ın boks sahnesinin kamera arkası sadece Show TV'de. Alo! Kuşlar! Nasıl vuruyorsun oğlum sen? Bana mı diyor? Tartışılsa da eleştirilse de Türk sinemasının gişe rekortmeni o. Recep İvedik 5 ile elde ettiği rekorun yanına bile yaklaşan yok. Maalesef yarışamazlar. Ayak parmağının alasını yaladığım, küçük parmağını ağzımda gevelediğim, kaldır şunu ayağa ya. Türkiye'de yarışlardan çekiyorum. Çektirtmiyorum kardeşim, sen kimsin be? Bundan sonra bu kafilenin başkanı ben. Ali, bir şey diyeceğim Adem, neredesin? Hemen devir damperi, döndür kamyonu, gel mahveden ya. Bu haltı biz yedik, bir temizleyeceğim, bu kadar. Recep İvedik serisinde 5 film yapan Şahan Gökbakar, daha önce de farklı hikayeler denedi. Onlardan ilki Celal'le Ceren'di. Ceren'den ayrıldığım günden beri Allah belamı veriyor ya, şu hale bak. Anladım, ben bu kadınsız yaşayamayacağımı anladım artık. O kızı bıraktık, kaybettik, geride kazanacağız. Seni
Seviyorum. Neyse çalının arkasında gözükmüyor. Yürü git be. Yağmur yapayım da romantizm olsun. Osman pazarlamada yeni bir karakter denedi Şahan Gökbakar. Senin aylık gelirin ne? Şu anda kazancımız yok. Sen benim gözümde cibilliyetsiz, işsiz, güçsüz birisin. Ben sana nasıl kızı vereyim bu şartlarda? Benim adım Osman Şaşmaz. Alacağım seni. Alacağım. Şimdilerde yepyeni bir film üzerine çalışıyor. Televizyon şovlarında sevilen Kayhan karakterinin filmini çekiyor Gökbakar. Lan alo! Nasıl vuruyorsun lan sen? Ha sana diyorum hep kapalı. Jetonların şıkkı herhalde anlamıyorsun. Ne biçim vuruyorsun lan burama sen? Geçtiğimiz hafta Habertürk gazetesinde Mehmet Çalışkan'ın yaptığı röportajla setin kapılarını ilk kez açtı Şahan Gökbakar. İşte o röportajın kamera arkasında sette çekilen görüntüler. Oh! Hayvan nasıl vuruyorsun ya? Hayvan! Hocam elinize sağlık, çok iyi yaptınız, süper oldu. Filmin yönetmeni Togan Gökbakar boks sahnesini çekiyor. Ha, anladın mı? Bak kamera böyle çekecek seni, böyle çekecek, böyle çekecek. Tamam. Duruma geçersen bu kafanın ensini görürsün. Kek geliyor. Buyurun başlayalım şimdi. Bak, sol, sağ, elinizde. Kayhan birazdan ringe dalacak. Yavaş lan, yavaş. Lan sana diyorum. Ne diyor? Kayhan biraz atarlı bir karakter. Oh, alo! Lan! Nasıl vuruyorsun oğlum sen? Arkadaşını ringte hırpalayan hocaya bakın nasıl meydan okuyor. Alo! Lan! Nasıl vuruyorsun oğlum sen? Ha, sana diyorum. Jetonu herhalde geçmişim ya. Emrisim. Et kapalı. O sahnede yönetmen defalarca tekrarla en iyi halini bulmaya çalışıyor. Lan alo! Nasıl vuruyorsun lan sen? Bana vuruyor. Ha sana diyorum hep kapalı. Jetonlar ışıklı herhalde anlamıyorsun. Ne biçim vuruyorsun lan burama sen? Allah'ım ne oldu insanlar? Hocam şuna bakmayın. Vurmuyor abi, spor yapıyoruz biz. Sen karışma Orçun. Sen karışma. Senin aklınıza vuruyorsun. Sen karışma. Bana bak. Hocaysan hocaları bil lan. Hep kapalı. Kentoş. Yiyorsa gelip bana da vursana. 7 senedir vinçur ustasıyım ben. Yiyorsa gel. Gel lan buraya. Çekimleri tüm hızıyla devam eden Kayhan, 2018 yılının Şubat ayında vizyona girecek. İdman yapıyoruz burada. Çok güveniyorsan kendine gel. Seni de görelim. Gel lan. Gel hadi. Gel hadi lan. Kendim yok. Evet hazırım. Hadi bakalım gel. Hazırım hadi. Sen fikri okuyorsun lan. Geç günü lan. Evet. İçeri girişini bir daha alalım. Bakalım Şahan Gökbakar, Recep İvedik'le yakaladığı başarıyı Kayhan'la da yakalayabilecek mi? Lan alo! Nasıl vuruyorsun lan sen? Bana vuruyor. Ha sana diyorum hep kapalı. Jetonlar ışıklı herhalde anlamıyorsun. Ne biçim vuruyorsun lan burama sen? Allah'ım ne oldu insanlar? Hocam şuna bakmayın. Vurmuyor abi, spor yapıyoruz biz. Sen karışma Orçun. Sen karışma. Senin aklınıza vuruyoruz. Sen karışma. Bana bak. Hocam sana hocaları bil lan. Hep kapalı. Kentoş. Yiyorsa gelip bana da vursana. Tek tek. Demet Özdemir'den neşeli pozlar. Az sonra. Tek tek. Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı, başrollerini Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın paylaştığı Aile Arasında'nın galası hafta içinde yapıldı. Adeta ünlü yağmurunun yaşandığı gecede Mahmut Tuncer bilmeceleriyle bakın nasıl şaşkınlık yarattı. Aile arasında, ünlüler arasında, kahkahalar arasında, keyifli bir gala. Gülse Birsel'in yazdığı, Engin Günaydın ve Demet Evgar'ın başrol oynadığı Aile Arasında fragmanlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Senin bu kardeşin Emirhan kiminle evleneceğine, kendinin değil de benim karar vereceğimi bilmiyorum. Babası değerli bir emniyet müdürü.
Annesini bir görün. Haza hanımefendi. Filmin galasında bakalım neler oldu? Kimler geldi? Gökhan Keser ve Güliz Ay'la beraber galada. Ben merakla bekliyordum zaten. Güliz'e bir sel üstüne yok. Uzun zamandır da beklediğim projeydi. Kesinlikle çok güzel olacağına eminim. Mahmut Tuncer kızı Gizem'le geliyor galaya. Çok açık sözlü Mahmut abi. Yine bedava bir gecede. Ne kadar işi bedavaya getirmeye çalışsak da her aşağı indiğimizde 4 katını veriyoruz. Niye? Şimdi yemek yedik. Yemeğe kaç para ödedi acaba? 225. Kimse 4 kişi. Abi. 2 kişi mi? 4 kişi. Japon yemeği 4 kişi. Yedi. Japon yemeği. Japon yemeği yedi. Seviyor musun Japon yemeği? Yani seviyoruz ama bu kadar sevmiyoruz yani. Şimdi dikkat. Mahmut Tuncer'le Kim 20 Lira ister programı başlıyor ayaküstü. Mahmut Tuncer bilmececi amca oluyor. Bugün yalnız size de para vereceğim. Biz de bekliyoruz Mahmut abi. Biz biraz kalabalığız abi. Olsun. Program başlıyor. Yarışmacılar, muhabirler. Mahmut Tuncer'in akla ziyan soruları başlıyor. Dünyada ölmeyen bir canlı söyle bana bakayım. Altı ayaklı bir hayvan söyle. Dünyanın en temiz hayvanını söyle. Gizem babasından habersiz kopya veriyor muhabirlere. Ben biliyorum Mahmut abi. Hangisi? Deniz anası. Dünyanın en temiz. Evet. Hayır onu sormadın. Şeyi diyor. Her yeri Gizem zaten değil. Senin. Ölmeyen canlı. Onlar geçti abi. Geçti. Dünyanın en temiz hayvanı. Ama Mahmut abi tek bir soru dedi. Dünyanın en temiz hayvanı. Onu bilmiyorum. Tamam böyle. Ama ölme. Alayım parayı abi. Parayı alayım abi. Cevabını verdik tek bir soru. Canlıyı görelim abi. Mahmut Tuncer bilgi yarışması yapsa tutar bizce. Son bir soru soruyorum. Benim dedemin adı nedir abi? Hemen söylüyorum. Mehmet. Mehmet ben babamın adı. Dedemin adından bahsediyorum. Mahmut. Mahmut'tur ya. Ama kızınız da bilmiyor. Abi zor geldi abi. Tabii Mahmut onu sordum ki size cevap vermesin. Bir de bonkör ki sormayın. Ali. Ali. He. Tamam. Bilemedik ama. Bilemediniz ama yine de bir 20'lik vereyim. Parayı Mahmut Tuncer'in elinden kapmaya çalışan Yavuz Seçkin başaramıyor. Deniz annesi evet. Yavuz kime niyet kime kısmet? Evet. Yavuz Seçkin, Gülse Birsel'in eski projelerinden Avrupa yakasındaki yıllarını hatırlatıyor. Avrupa yakası ailesindeniz biz. Tabii burada olmak çok güzel. Genelde dizi filmlerden sonra sinema filmleri çekilir. Gülse Birsel genelde Gülse bu tarz şeyler yaparken ben de bu sefer de öyle istediyorum. Sinema filminden sonra bu dizi olur. Doğa Rutkay eşi Kerimcan Kamal'la galada. Bence çok iyi film olmuştur. Çünkü Gülse'nin oyunculuğu da bence çok güzel ama kalemi çok nadir bulunan bir kalem. O yüzden kendisine çok güveniyoruz. En son babasının rol aldığı Yol Ayrımı filmini izlemiş sinemada. En son bir Yol Ayrımı filmine gittim. Tabii babamı da izlemenin duygusallığı içerisinde. O yüzden filmlere sonuna kadar destek bir izleyiciyim. Şahin Irmak ve Asena Tuğal galada. Fragmanla ben bayıldım. Çok güldüm fragmanla. Ve emeği de biliyorum. Yazdan beri ne kadar çalıştıklarını da biliyorum. Çok eğleneceğimi düşünüyorum ben. Gerçekten çok komik bir film olduğunu düşünüyorum. Songül Öden gecenin en şık hanımlarından. Dekolte, ceket, pantolon takımı, küpeleri, uyumlu saçları ve makyajıyla kalite akıyor üstünden. CG içinde oldukça heyecanlı. Vallahi çok heyecanlıyım. Benim hem çok beğendiğim oyuncular var hem yakın arkadaşlarım oynadığı için ben arkadaşlarım bir işin içinde olunca çok heyecanlanıyorum. Erdal Özyağcılar ailesiyle geliyor galaya. Kızı Zeynep Özyağcılar babasının 29 yıl sonra sinemaya dönmesinden ötürü heyecanlı. Çok uzun zamandan sonra babam da bir film yapıyor. Ben de Adana'ya gidip ziyaret etmiştim. Sadece bir sahne izledim. Onda da çok fazla güldüm. Ne kadar güleceğimi merak ediyorum şu anda. Herhalde harika bir film oldu. Gupse Özay, Deliha 2 ekibiyle geliyor galaya. Gülse Birsel'in yazdığı harika bir filmle karşı karşıyayız değil mi Eda'cığım? Evet, aynen. Gülse Birsel ismi onun hayatında büyük öneme sahip. Benim şeyim yani, duayenim, beni yaratan insan. O yüzden onun yaptığı harika bir filmi, yani izlemedim ben ama eminim yani zaten deliler gibi güleceğiz. Nur Hayat geliyor akıllara. Gülse Birsel'in yazdığı Gupse Özay'ı seyirciyle tanıştıran karakter. Ne aldım çıkmış be.
Ben ev kızlarının sorucusu, gelinlerin efendisiyim. Ben Ebru Sarat'ı gibi kaybolmaya yüz tutmuş bir geleneğim teyze. Bu yüzden galaya koşarak gelmiş. Aslında ben yani rakip değil hiçbiri. Yani ne kadar komedi izlenirse bize o kadar yararlı olacak. Hepimiz birbirimizi aslında. Görmüyorsunuz galiba. Rakip olurum ya, hocam ya. Muhabirimiz Eren, sevgilisi Barış Arduç'un Elçin Sangu'yla oynadığı Mutluluk Zamanı filminin gişede umduğunu bulamamasını soruyor. Resmi filmini soracağım. Hani gişede birazcık beklentilerin altında mı diyelim? Evet doğru yani öyle deniyor ama işte hiçbir şey belli olmuyor. Yani izleyicinin neyi göstereceği, neye yoğunlaşacağı çok belli olmuyor. Ama eli yüz düzgün çok mutlu oldukları bir film yaptıkları için en büyük kazanç o. Yani ben de mesela bizim filmimde hani beklentimizin altına kalınca diyeceğim ki muhteşem insanlarla çalıştım. Çok eğlendik. Güldük diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Eve kapanıp alacaklar. Barış Arduç'un ekranda yakaladığı popülaritenin sinemaya etki etmediği gerçeğini de göz ardı etmiyor. Ya filmden ziyade bence yani sinema bilet alıp gittiğini ve zaman ayırdığın bir şey olduğu için televizyonu açtığın anda onunla karşılaşıyorsun ister sev ister sevme. Sinema başka bir şey, başka bir emek sarf edilen bir şey. Peki ya kendi filmi de iş yapmazsa? Ben uçak biletlerimi aldım. İlk hafta sonunda her an her yere kaçabilirim bilmiyorum. Film ekibi kameralar karşısında. Gülse Birsel, galanın görünümüyle dikkat çeken hanımlarından. Hep hanımlar pişti olacak değil ya, galada beyler pişti olmuş. Engin Günaydın ve Erdal Özyağcılar'ın kıyafetleri neredeyse değil, tamamen aynı. Siyah giyen adamlar olmuş iki başarılı oyuncu. Konu setten açılıyor. Nasıl bir setti? Zevksiz. Hiç eğlenmedik. Sıkıntılı. Sette birbirimizden nefret ettik. Ya çok herkes şey der. Ya sette ne eğlendik, ne eğlendik, güldük, bittik. Biz tabii ki çok birbirini seven bir ekip olarak tabii ki eğlendik ama yani esas amaç sete gidip hadi eğlendik, ne güzel tatil yaptık, döndük gibi bir şey değil. Sette aslında biz seyircinin eğlenmesi için uğraştık. Herkesin derdi öyle bir şeydi. En iyi oyununu oynasın, en iyi şekilde çeksin. Engin Günaydın aile arasında projesini neden kabul ettiğini açıklıyor. Çok ilgimi çeken, hoşuma giden işleri yapıyorum ve takip ediyorum. Aile arasında çok uzun süredir takip ettiğim bir projeydi. Ve her şey yolunda gidiyordu. Ondan dolayı kesinlikle bu projede olmalıydım. Setteki ilginç anılara geliyor söz. Erdal Özyağcılar biraz can yakmış belli ki. Ben Engin'e kafa attım. Abi bir de Fatih'in ayağına bastın. Sakat ayağını. Belki de bu yüzden 29 yıl bilmiyorum. Engin Günaydın'ın kapı kırdığı sahneye gelince. Yani o ben kapının kırılacağını bilmiyordum. Ya, filmde bir sahne var. Kapıyı kırarak giriyor Engin. Gerçekten. O yani mükemmel hazırlanmış bir sahne gibi görünüyor. Aslında bir kaza. Ama o kadar güzel oldu ki o kullanıldı filmde. Filmin yönetmeni Ozan Açık'tan iddialı cümleler sarf ediyor ve az görülen bir komedi filmi yaptıklarını söylüyor. İyi bir film yaptığımızı düşünüyoruz. Üstelik komik ve iyi bir film yaptığımızı düşünüyoruz. Bu ikisi bir arada zor bulunuyor. Evet. O ikisini bir arada bulmak isteyen seyircilerin sahip çıkacağı bir film yaptığımızı düşünüyoruz. Oyuncular galanın yapıldığı salona alkışlarla geliyor. Film gösterimi sonrası alkışlar ekip için. Filmden her çıkan ünlü çok beğendiğini ve çok güldüğünü söylüyor. Bayıldım, harika bir film. Gerçekten gülmekten rimellerim akmış olabilir. Harika, bayıldım ya. Gerçekten inanılmaz bir filmdi yani. Çok tebrik ediyorum. Muhteşem oyunculuklar, Gülse'nin kalemi, kurgusuyla, hikayesiyle ve büyük bir Engin Günaydın şovu tabii. Muhteşem ya. Başım ağrıyor gülmekten. Seyirciyi çok güleceği muhteşem. Bu topraklara ait müthiş bir komedi bekliyor. Çok beğendim. Arkadaşlarımı izlemeyi de çok özlemişim. Bol bol gişe diliyorum. Gerçekten oyunculuklar harika. Senaryo harika. Yol açık olsun. Çok sıkıldım. Hava karanlık ya ondandır. Yok, evlilikten sıkıldım. He? Boşanacağım ben senden. İki saat kız isteme, iki saat düğün. Aile arasında. Aile arasında. Check, 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 check.
Demet Özdemir'den Neşeli Pozlar. Az sonra. Tek tek. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar karşınızda olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Çek, çek. Programımıza güzel oyuncu Demet Özdemir'in birbirinden özel pozlarıyla devam ediyoruz. Demet Özdemir'den Neşeli Pozlar. Sen kiminle dans ediyorsun filmiyle dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, yüzü olduğu markanın reklam çekimlerinde güzelliğini konuşturdu. Pazar sürprizinden bu haftalıkta bu kadar. Haftaya yine bomba gibi haberler ve birbirinden özel röportajlarla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Tek tek.